Habertürk'te Para Gündem'le karşınızdayız. Günaydın bu sabahtan da. İyi bir gün, iyi bir hafta olsun ama yoğun bir haftaya girdiğimizde söyleyebiliriz. O yoğunluk dün itibariyle kendini bayağı bir hissettirdi. Partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya sundu. Milletvekili adayları artık belli partilerin. Bundan sonra söz seçmende 14 Mayıs seçimleri sonrasında 14 Mayıs günü son sözü seçmen sandıkta söyleyecek. Bir süreç daha geçti. 14 Mayıs sürecine ve gündemine biraz daha yoğun girildi. Şimdi bundan sonra adaylar konusunda bugünün manşeti ne derseniz, bütün gazeteler, dün haberler ortak bir manşette birleşmiş görünüyor. Büyük değişim. Partilerde, listelerde büyük oranda değişim var. İlk olarak AK Parti listesini sunduktan sonra Ali İhsan Yavuz bir açıklama yaptı. 285 milletvekilinden sadece 104'ü listeye girdi dedi. Değişim oranını %65 olarak açıkladı. Diğer partilerde de CHP'de de İYİ Parti'de de değişim var. Yine Millet İttifakı'na bakıldığında CHP'de 134 yine MYK üyesinden nereden baksanız 66'sı liste dışı kalmış görünüyor. Dolayısıyla büyük bir değişim partilerde yerini almış görünüyor. Şimdi isimler tabii tartışılacak. Önümüzdeki günlerde tartışılmaya devam edecek. Dün itibariyle başladı. Önce günün bir özetini yapalım. Daha sonra ekonomi diyelim. Bu hafta Amerika'dan enflasyon verileri kritik. Tarım dışı istihdam çok, FED ne yapacak sorusuna tam yanıt veremedi. Şimdi enflasyon verisi takip edilecek. Piyasalarda altında, borsada, dövizde geçen hafta kazandırmıştı. Bu hafta ne olur? Ona bakacağız. Diğer ekonomi haberlerine de bu bölümde geniş yer vereceğiz. Önce dün yoğun bir gündü. YSK'ya aday listeleri teslim edildi. Peki neler tartışıldı? Ne oldu? Dünü nasıl bitirdik? Haftayı nasıl bitirdik? Bu haftaya nasıl başlıyoruz? Bir günün özetini yapalım, ardından da ekonomiyle devam edelim. Seçime katılacak 26 parti aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Listeler YSK tarafından incelenecek şimdi. Eksiklerin tamamlanması için de 14 Nisan'a kadar süre tanınacak. 15 Nisan'da geçici aday listeleri resmi gazetede ilan edilecek. Listelere ilişkin itirazlar İl Seçim Kurulları tarafından 16 Nisan'da ele alınacak ve aynı gün karara bağlanacak. Sonra da Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlar 17 Nisan'da yapılacak. Bir gün sonra YSK'da itirazları karara bağlayacak ve liste, kesin liste 19 Nisan'da resmi gazetede yayınlanmış olacak. Siyasi partilerin listelerinde öne çıkanlara bakarsak, AK Parti'de 18 kabine üyesinden 16'sı aday gösterildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la Sağlık Bakanı Fahrettin Koca listede yer almadı. Çalışma Bakanı Bilgin Ankara, İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre Bakanı Kurum İstanbul, Milli Savunma Bakanı Akar Kayseri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Hazine Bakanı Nebati Nurettin Nebati Mersin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa, Tarım Bakanı Vahit Kireççi Kahramanmaraş birinci sıradan aday oldu. Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gaziantep, eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik ise Artvin'den aday gösterildi. İyi Parti'den AK Parti'ye geçen İsmail Ok Balıkesir birinci sıradan, Mehmet Ali Çelebi İzmir birinci bölge dördüncü sıradan aday gösterildi. Seçime AK Parti listelerinden giren Hüdapar'dan 4, DSP'den ise 3 isim listelerde yer aldı. Hüdapar Genel Başkanı Yapıcıoğlu İstanbul'dan, Şehzade Demir Gaziantep'ten, Serkan Ramanlı Batman'dan, Faruk Dinç Mersin'den aday oldu. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul'dan, Hasan Erçelebi ile Ejder Onursal ise Ankara'dan aday gösterildiler. Cumhur İttifakı'ndaki Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul 1. Bölge 1. sıra, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise İstanbul 2. Bölge 1. sıradan yarışacak. CHP listelerinde ise Demokrat, Saadet, Gelecek, Deva ve İyi Parti'den isimler yer aldı. 16 kişilik MYK'da Oğuz Kağan Salıcı, Engin Altay, Özgür Özel, Seyit Torun, Gökçe Gökçen, Fethi Açıkel, Veli Ababa, Yüksel Taşkın, Faik Öztürk,
Öztürk, Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Gülizar Biçer Karaca, Gamze Akkuş İlgez de aday gösterildi. Demin 134 MYK üyesi 134 milletvekilinden 66'sı liste dışı kaldı CHP'de. Onu da hemen bir düzelteyim. Dolayısıyla öyle bir yanlış yaptığımı şimdi son fark ettim. Şimdi düzelteyim. Tek liste çalışması kapsamında iki parti arasında İYİ Parti, bu arada İYİ Parti ile Berna Sukas, Onur Aydın, Ersegun Yücel, İrem Yaman, Orkun Kamber ve Erkan Çiçek CHP listelerinden aday gösterildi. Şimdi tek liste çalışması kapsamında iki parti arasında 16 il için uzlaşı sağlandı. Fermuar sistemi yöntemiyle seçime gidilecek. 16 il için uzlaşmaya varılmıştı. Şimdi buna göre CHP Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı'da İYİ Parti listelerinden seçime girecek. Yani 7 il yapıyor. CHP listesinde yer alan Deva Partisi Genel Sekreteri Sadullah Ergün'le parti sözcüsü İdris Şahin Ankara'dan, Mustafa Yeneroğlu ise İstanbul'dan aday oldular. CHP listesinde yer alan Gelecek Partili isimler ise şöyle: Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci İstanbul, Serap Yazıcı Antalya, İsa Mesih Şahin de İstanbul'dan aday gösterildi. Selçuk Özdağ Muğla, Nedim Yamalı Ankara, Sema Silkin Ün ise Denizli'den 3. sırada listede yer buldu. CHP listesinde yer alan Saadet Partili Birol Aydın, Bülent Kaya ile Mustafa Kaya İstanbul'dan aday gösterildiler. Ankara 3. bölgede ise Mesut Doğan yer aldı. Antalya 6. sırada ve 6. sırada ise Şerafettin Kılıç aday oldu. Yani CHP listelerinde yaklaşık 59 isim, Deva, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'den adaylar CHP listelerinde yaklaşık 59 isim olarak yer almış görünüyor. Demokrat Parti'den de Cemal Enginyurt İstanbul, Haydar Altıntaş'la Salih Uzun İzmir'den aday gösterildi. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de Erzincan 1. sıradan CHP listesinde yer aldı. İYİ Parti'ye baktığımızda İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in kurmay kadrosu ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de listenin ilk sıralarında yer aldı. İstanbul'da Nimet Özdemir, Burak Avuncu, Ersin Beyaz liste başı oldu. Genel Başkan Yardımcıları Cihan Paçacı, Salim Ensarioğlu, Bahadır Erdem İstanbul'da listenin üst sıralarında aday gösterildiler. Koray Aydın Ankara, Şenol Sunat Manisa, Musavat Dervişoğlu İzmir, Erhan Usta Samsun, Kürşat Zorlu ise Ankara'dan aday. İYİ Parti'nin Adana 1. sırasında Alparslan Türkeş'in kızı Ayüce Türkeş yer aldı. Eski milli futbolculardan Gökhan Zan Hatay'dan, Ünal Karaman ise Konya'dan aday oldu. AK Parti'den İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba Ankara, eski bakanlardan Lütfullah Kayalar Yozgat, İdris Naim Şahin Ordu, Turan Çömez ise Balıkesir'den aday. İYİ Parti bazı seçim çevrelerinde CHP ile fermuar modelle aday çıkartacak dedik ya. Bu kapsamda Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce olmak üzere 9 ilde İYİ Parti aday göstermedi. 7 ilde de CHP aday göstermedi. Dolayısıyla 16 ilde ortak aday konusunda bir uzlaşıya varıldığı anlaşılıyor. Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki partilerin listelerine bakarsak, seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında girecek olan HDP eş genel başkanı Mithat Sancar Şanlıurfa'dan, Pervin Buldan Van'dan aday oldu. Yeşil Sol Parti'nin listesinde eski HDP'li vekillerden Sırrı Süreyya Önder İstanbul, Sırrı Sakık ise Ağrı'dan aday gösterildi. İttifakta yer alan Türkiye İşçi Partisi'nde ise genel başkan Erkan Baş İstanbul 3. bölge 1. sıradan aday oldu. Sera Kadıgil, Ahmet Şık İstanbul'dan, Barış Atay Antalya'dan listeye girdi. Oyuncu Mehmet Aslantuğ ise Muğla 1. sıradan aday gösterildi. Dolayısıyla dün en çok tartışılan listelerde ayrıntılar böyleydi. Daha çok konuşuruz ama genel özetini böyle yapmış olalım. Şimdi ekonomiye geçeceğiz. Habertürk.com Genel Yönetmeni Yavuz Barlas'la birlikte bu bilgileri aktardıktan sonra seçim 14 Mayıs'ta ve yavaş yavaş piyasaların da gündeminde yer almaya başladı. 14 Mayıs sonrası ne olacak? Çok soruluyor. İşte piyasalar nasıl etkilenir? Ne olur? Hangi gelişmeler yaşanır? Değişik senaryolar aktarılıyor. Fakat küresel piyasalar da çok sakin değil. Orada da bir
karışıklık hakim. Şöyle bir karışıklık hakim. Hem enflasyonu düşürme çabası var, hem de bir yandan resesyon korkusu var. Şimdi geçen hafta ne oldu? Geçen hafta petrol fiyatlarında hızlı artışın devam ettiğini gördük. Çünkü OPEC üretimi 1 milyon varil daha kısma kararı aldı. 1.6 milyon varillik bir petrol azaltma kararı Mayıs ayında devreye girecek. Bu haberle petrol fiyatları yükseldi. Sonra Amerika'dan işsizlik maaşı başvuruları uzun bir süre sonra ilk kez yükseldi. Bunun yanında iş alanı oldukça daraldı. İş gücüne katılım isteği arttı. Bütün bu veriler petrol fiyatlarındaki yükselişle birleşince bir yandan enflasyon korkusu, bir yandan da resesyon korkusu birleşti. Fed ne yapar sorusunun yanıtı beklendi. O sırada da Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi geldi. Fed kararı için önemli bir veriydi ama beklentiler doğrultusunda çok hızlı bir artış yok. Evet. Fed kararı ne olduğunu çok bize anlatmadı. Yani büyük bir dünyayı anlatmadı. Amerika'nın ekonomisi. Evet, ama çok büyük bir düşüş de yok. Şimdi bu hafta enflasyon verisi gelecek. Evet. Yani enflasyon verisi Çarşamba günü Mart. Evet. Tabii petrol fiyatları geçen hafta aslında hızla yükseldiği için enflasyon bir sonraki aya daha çok yansıyacak muhtemelen Amerika'da, ama yine etkilerini göreceğiz. Yani bu yani gördüğümüz veri sonuçta belki de Merkez Bankası'nın elini rahatlatacak bir veri değil. Yani bu veriye bağlı olarak karar vermeye edebilir. Çünkü son yaşanan gelişmeler, yani yaklaşık %10 mertebesinde arttı yanılmıyorsam petrol fiyatları. Dolayısıyla bu çok yüksek bir oran. Evet, bu çok yüksek bir oran. Ama %100 dolar konuşuluyor tabii. Evet, yani orası da konuşuluyor. Dolayısıyla bütün bunları önlem almak için Merkez Bankası tekrar hani şahin bir duruş sergilemek isteyebilir. Ama diğer taraftan da işte yaşadığımız Amerika'da gördüğümüz bankacılık krizi sonrasındakiler bir yandan da elini tutuyor diye bir yorum da var. Yani sanırım yani çeyrek bas puanlık bir artışla geçiştirme ihtimali de olabilir. Hani yapmazsa ben açıkçası sürpriz olacağını düşünüyorum. Bir çeyrek bas puanlık artışla devam edecek gibi görünüyor. Yani en azından bugün yorumları böyle. Bu hafta bir de FED tutanakları var. Son toplantının tutanakları. Aha. O da piyasaların seyrini etkiler. Hem FED tutanaklarında verilen mesaj. Evet, bunların hepsi piyasaya etkileyecek. Hem de enflasyon verisi bu hafta piyasaları etkileyecek veriler. O yüzden aktarıyoruz. Evet. Dolayısıyla Amerika'da resesyon mu ağır basıyor, enflasyon mu ağır basıyor, onu göreceğiz. Evet, özellikle altın yatırımcıları izliyor ciddi şekilde. Aynen. Esas altın problem de biraz o. Evet, altın yani. Kripto paraları ilgilendiriyor. Evet, bizim borsamız çok fazla artık hani ayrıştı gibi görünüyor. Yani kendi dinamikleriyle hareket ediyor. Evet, ama altın yatırımcısı öyle değil. Hani en çok altın ne olur diye soruyorsunuz ya, o açıdan bu iki veri kritik. Evet. Eğer enflasyon tahminlerinin altında bayağı gelirse FED biraz daha rahatlayacak. Evet, rahatlayalım. Ve büyümeyi öncelikleyebilir. Evet. O da altına kazandırabilir. Evet. Ama enflasyon hani yüksek çıkarsa, şu anda 6 Şubat enflasyonu %6 Amerika'da. O zaman FED agresif davranabilir. Tutanaklarda belki başka bir sinyal çıkar. Evet. O zaman da altın durulur. Evet. Gibi. Bunlar zaten o yüzden söylüyoruz. Evet. Peki şimdi bu hafta Amerika'dan enflasyon verisi, bizde bugün ödemeler dengesi, cari işlemler açığı gelecek. Aynı zamanda işsizlik verilerini göreceğiz, ama haftanın manşet verisi enflasyon ve FED tutanakları olacak. Şimdi merkez bankaları da arada sıkışmış kalmış durumda. Resesyon mu yoksa yüksek enflasyonu düşürmek mi? İnatçı bir enflasyon var. Dünyada enflasyonla savaş var. Evet. Merkez bankaları tarihinde görülmedik şekilde para politikalarını sıkılaştırıyor. Yani faizleri çok hızlı arttırıyor. Ama enflasyon inadını sürdürmeye devam ediyor. Evet. Bir yandan da faizleri arttırdıkça büyümeler biraz daralıyor. Bu da beraberinde resesyon korkusunu getiriyor. Hem Rusya-Ukrayna savaşı, gıda fiyatlarının yükselmesi, hem petrol fiyatlarının yükselmesi, hem mevcut koşullarda işte mevsimsel etkiler de aslında buna dahil oluyor. Ve bakıldığında enflasyon her bir yerden yükselirken bir yandan da büyüme ne olacak sorusu akıllarda. Bu iki sıkışmışlık arasında nasıl tercih kullanırlar acaba? Yani aslında buradaki problemin kaynağının ne olduğuna inersek eğer, hepimiz hatırlayalım. İki yıla yaklaşık bir dönem pandemi geçirdi dünya. Bu dönem içerisinde merkez bankaları işsiz insanlar, yani insanlar işsiz kalmasın, şirketleri batmasın diye önemli ölçüde para enjekte ettiler piyasalara ve sonrasında bu piyasalara enjekte edilen paranın tabii ki bir para bolluğu yarattı ve bu yarattığı para bolluğu enflasyona sebebiyet verdi. Ve hatırlayalım, tam aslında bu işlerden kurtulduk denilebilecekken bir ortamda. O da üretimler almasına yol açtı. Tabii. Arz azalınca, talep devam edince iyice durum. Üstüne Rusya-Ukrayna savaşı çıktığı nokta itibariyle Avrupa başka bir
şeye girmiş oldu artık, kaosa. Çünkü daha önce taleple karşı karşıya kaldığı enflasyonun üstüne bir de petrol fiyatlarının artışı, enerji fiyatlarının artışıyla maliyetleri artmaya başladı ve bu sefer enflasyonun talebinden daha çok maliyetinden artmaya başladı. Tabii genel olarak klasik anlayışa göre bütün merkez bankaları piyasaya pompaladığı bütün parayı geri çekmek için faiz artışına gitmeye başladılar. Amerikan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası yapıyor bunu ağırlıklı olarak. Zaten Türkiye bunun tam aksine faiz indirerek bir politika izlemeye çalıştı ama biz de bu sefer hani biz de kredilerle mesela piyasayı bollaştırmıştık TL ile bir önceki pandemi döneminde. Biz de ters tepti çünkü bizim faiz indirimimiz bize dolar artışı yani Türk lirasının değer kaybı olarak yansıyınca bizdeki enflasyon bambaşka bir noktaya geldi. Bizdeki enflasyon ağırlıklı olarak dolar kurunun fırlaması ve dolarla maliyeti olan her şeyin fiyatının artmasıyla karşılık verdi. Ben buna ek olarak birazdan konuşacağız ama faizlerin de düşük olmadığını söyleyebiliriz. Zaten işte geldiğimiz gün itibariyle de aslında hani biz faizi indirdik ama indirdiğimiz Merkez Bankası faizinin haricinde piyasadaki tüm faizler arttı. Yani çünkü piyasa mekanizması böyle bir şey. Şimdi KKM mevduat faizi yarışı var yani. Öyle tabii yani zaten problem de bu. Problem de bu zaten. Parası olan. Evet şimdi çünkü artık bir yandan da vatandaşı yani, bir yerlere tutmaya çalışıyor yani. Bankalar. Tutabilmek için de cazip bir faiz vermek zorunda kalıyorlar. O bile enflasyonun altında. Evet, haklısın. O bile enflasyonun altında. Problem o zaten. %30'lar bile enflasyonun altında. Çünkü enflasyonu da zaten tartışıyoruz ya. O yani zaman acaba da paranı koruyamıyorsun. Rakam nedir diye. Sorusu yatırımcı da öne çıkıyor. Eğer de yatırımcının parası tamam önemli, hani mevduatlar tabii önemli ama çalışanın parası da önemli, onların parası da eriyor. Öyle, evet. Onda zaten yani en ne büyük kadar zam yapsanız yetişemiyor hayat pahalılığına. Şimdi dünyada ne yapıyorlar enflasyonla mücadelede faiz arttırmak? Bu arada faiz arttırmak bir yandan da resesyonu, büyümedeki daralmayı beraberinde getiriyor ama hızlı faiz artışı bankalar üzerinde de baskı yaratıyor. Evet. En son bankacılık krizinin temel nedenlerinden biri de buydu. Çünkü faiz arttırdıkça tahvil stokları bankaları zorlayabiliyor ya da zarar yazdırabiliyor. Dolayısıyla bankacılık krizi o hızlı faiz artırımları sonucunda ortaya çıkmış gibi de görünüyor. Evet. Böyle bir durum var evet. Yani. Aslında FED veya Avrupa Merkez Bankası bunun sinyalini hep yani verdi. Hızlı faiz artışlarının da olumsuz etkileri var. Açtığı yaralar var. Yok değil. Var tabii ama işte o dönem içerisinde bu konuyla ilgili kendini yani ayarlayamayan bankalar zarara girmiş oldular. Dolayısıyla hani evet yani neden sonuç ilişkisi bu. Yani başka şey olamaz. Yani, evet. Şimdi faizi artırıyorlar bir yandan da dünyada yasalar çıkıyor enflasyonla mücadelede. Yani şu anda resesyon ve enflasyon korkusu arasında sıkışmış bir dünya görüyoruz aslında. Evet. Mesela Dünya Bankası diyor ki 10 yıl bu küçük düşük büyümeyle yaşamak zorunda kalacağız. Bu da işsizlik demek, daha çok gelir kaybı demek, daha büyük sıkıntı demek diyor mesela. Şimdi enflasyon ama önce enflasyonu düşürmeniz lazım diye de ekliyor IMF ve Dünya Bankası dünyaya. Amerika geçen yıl enflasyonu düşürme yasasını yürürlüğe soktu. Mesela ilaç fiyatlarını enflasyon oranından daha fazla arttıran şirketlere ceza veriyor. Evet yani buna benzer şeyler Türkiye'de yaptık biliyorsun. Yani biz mesela konutta yaptık mesela benzer bir şey. Evet, bir sınırlama getirdik, kira sınırlaması getirdik. Ama onun haricinde herhangi bir ürüne sınırlama getiremedik tabii. Evet. Asgari ücret bizde çok hızlı arttı. Brezilya'da da artmış. Ama mesela 1302'den 1320 Brezilya'ya eline çıkmış. Yoksul ailelere yardım arttırılıyor. Keza Meksika'da asgari ücret arttırılıyor. Hiçbirinin enflasyon Türkiye kadar yüksek değil bu arada söyleyeyim. Yani bu enflasyonlar çok daha düşük o ülkelerde. Buradaki problem şu. Amerika'da enflasyon korkusu dediğimiz %6. Tabii. Herkes şunun farkında ama. Yani sonuçta yıllardır böyle %1-2'lerde geçmiş olan enflasyonda. Yani sabit gelirinin gelirinin azaldığının farkında bütün ülkeler. Dolayısıyla o yüzden zaten bu kararlar alınıyor. Yani Brezilya'da asgari ücretten müdahale ediliyor. Keza Portekiz'de aynı şekilde. Yani hepsinde önce dar gelirli, sabit gelirliye yardım edilmeye çalışılıyor. Avrupa'da, Asya ülkelerinde hepsi dar gelirliye daha fazla destek vermek için bütçe sınırlarını arttıran düzenlemeler yapmış. Tabii çünkü onların sonuçta parlamentolarında onaylanmış. Başka bir dış kaynakları yok çünkü yani kendilerine yüzdürebilecek. Dolayısıyla sosyal bir sorumluluk olarak da aynı zamanda. Ve bütün ülkelerin asgari ücreti enflasyondan daha fazla artmış zaten. Evet. Ki asgari ücretleri fena değil, yüksekti. Japonya çok ilginç. Çalışanlarına yani Japonya hükümetine diyor ki ben enflasyonun çok daha yukarısında çalışanlara ücretlerine
zam yapmayı taahhüt ediyorum diyor. Bütün Japon şirketlere, çalışanlarına enflasyonun çok çok üzerinde zamlar yapmış. Evet. Yaklaşık 20 yıldır neredeyse, daha uzun bir süredir aslında biliyorsun. Stabilize ediyor. Resesyonla boğuşuyor. Evet. Japon ekonomisinin en çok korktuğu bu zaten. Sonuçta bir ada aynı zamanda. Dolayısıyla kendi kaynaklarıyla yani bir şekilde ekonomisini hep döndürmek zorunda. Dünya ihracat yapıyor. Ama çalışanlarını da, bu arada gelirleri çok yüksek. Yani Japonya'da ücret düzeyleri dünyanın neredeyse ilk üçündedir. Ona rağmen de işte bu gelir kaybını yaşattırmamak için bunu yapıyor. Mesela Brezilya'da şöyle bir şey var. Meksika'da Brezilya sığır ürünlerine kapılarını açmış yıllar sonra ilk kez. Geçen ay. Demek ki et fiyatları konusunda bir sıkıntı dünyada var. Düşüyor olmasına rağmen aslında. Onu da söylüyorum. Yani dünyada et fiyatları önemli ölçüde düşüyor. %20. Daha da düşsün diye. Tabii. Onlar yani. Da et fiyatları hiç artmamalı. Çok düşük olmalı dünyada. Çünkü insanlar beslenmeli. Evet. Şimdi bizde Merkez Bankası'nı söyledim. Politika faizi %8,5'ta. Enflasyon %50,5'ta. Enflasyonda düşüş trendi devam ediyor açıklamaları. Devam edecek açıklamaları da geliyor. Fakat şimdi TL Merkez Bankası bizde de geçen hafta arka arkaya kararlar açıkladı. TL mevduatlar içinde Türk lirasının payı %60 olacak. Bunun altına düşmeyecek. Bunun altına düşerse bankalara zorunlu karşılık düzenlemeleri, menkul kıymet alma yükümlülükleri vesaire getirilecek. Dolayısıyla şimdi kur korumalı mevduata geçişte de TL faiz sınırı kaldırıldığı için TL'den geçişte de hem kur korumalı mevduat hem de mevduat faizleri TL'ye dönüşte hızlanacağı için yükselecek beklentisi var. Zaten kredilerde de hızlı bir yükseliş var. Dolayısıyla piyasada faizler yükseliyor ama dediğimiz şey bu. Evet, yani liralaşmanın bir faturası yüksek faiz olacak. Yani hem mevduat deniyor cephesinde faiz yükseldi. Sonuçta zorla hani Moody'ye gel paranı ben de Türk lirası yap diyemezsiniz. Dolayısıyla ne yapmak zorunda bankalar? Bu şeyi tutturabilmek için yani aslında bunu TL'ye dönüşü sağlamak için sağlayabilmek için daha yüksek faiz öneriyorlar. Evet. Aslında burada zaten bir faiz, %30'larda faiz. Burada bir faiz bedeli ödüyorlar. Ama öbür türlü ne olacak Ebru? Onu yapmazsa hazine bonosuna yüklenmek zorunda kalacak. Bu sefer evet, hazine bonosuna yabancı paraya zorunlu karşılık daha çok ayıracak. Hem bir de o var. Dolayısıyla oradan baktığında her halükarda banka bilançosunda zararına neden olacak bunlar. Bu anlamda da mevduat faizini arttırıyor. Ama diğer taraftan onu arttırınca ne oluyor? İhtiyaç kredileri, otomobil kredileri, konut kredilerinin hepsi faizi artıyor. Çünkü siz buradan mevduatı kaç fiyatla toplarsanız oradan dönüp ona kredi veriyorsunuz. Yani bu matematik çok basit bir matematik. Yani bankalar sonuçta vatandaştan aldığı mevduatı dönüp kredi olarak sunuyor. Ona ne ödüyorsa bu tarafa da, bu taraftan da onu istiyor. Yani o yüzden de bir açmaz içindeyiz. Yani gittikçe yükseliyor iki tarafın faizi de. Evet. Yani ben çok insanın mesela bir bankaya başvuruyor. Yani önerilen faizi duyduğunda şaşkınlık geçiriyorlar. Yani %30'ları aşmış mı? Evet yani kredi faizleri zaten öyle de. Kredi yani, faizleri çok güzel. Evet öyle de yani mevduatta ise mesela işte 23 ile bankasına göre değişmekle artık birlikte 30 arasında değişiyor. 27, 28, 29 yani veren banka var. Var. 28 var. Var. Ama işte parasına göre de yani para yani mevduatınız ya da şey yatırımlarınız yüksek olunca da ona göre daha fazla getiri sağlıyorsunuz. Döviziniz varsa daha fazla avantajlara sahip oluyorsunuz. Ama bunun yükü bir şekilde bankalara, hazineye, Merkez Bankası'na gidiyor. Hem vatandaşa gidiyor. Öyle tabii ama bir yandan yani da sonuçta düşün, parası olmayana gidiyor. Ya öyle. Bir yandan da şunu düşün. Yıl sonunda enflasyon kaç olacak? Bu konuyla ilgili herhangi bir fikri olan var mı? Yani matematik olarak diye bekleniyor. Evet. Yani bu ve hedeflerin hani sonuçta hani bir seçim olacağı için seçimden sonraki yani ekonomi yönetiminin bakış açısına bağlı olmakla birlikte belki de şekilde yani bugünkü beklentilerin hepsi değişecek. Mesela kapalı çarşıyı biz dövizde biraz böyle hani daha volümü düşmüştü çok fazla evet, artık takip etmiyorduk. Şimdi mesela dövizde günlük ihtiyacı kapalı çarşı karşılıyor diye haber var. Bu arada bir evet, sorun yani daha var. Ekonomi Gazetesi'nin özel haberi yani evet, günlük 5 milyar üstelik haberi. Merkez Bankası'nın çok alışık değiliz. Merkez Bankası da piyasaya girmiş ve Merkez Bankası günlük neredeyse yani 5 milyar TL tutarında döviz aldığını ifade ediyor haber.
Yani 260 milyon dolarlık bir rakamdan ihtiyaç bahsediyor. Var. Merkez özel Bankası böyle, ve kamu kuruluşları da ihtiyaçları çarşıdan topluyor evet, böyle, diye. Evet, kapalı çarşıdan yani, diye bir haber var. Haber çok çarpıcı o anlamda. Çok çarpıcı. Bütün şeyiyle yani işte özel böyle bir koruma içinde şey yapıldığı, paraların transfer edildiği vesaire. Zaten bir süredir... Biz uzun süredir kapalı çarşıyı unutmuştuk. Bazı şirketlerin de evet yoğunlukla kullandığını biliyoruz. Bu arada alış-satış kuru arasındaki fark inanılmaz zaten. Evet. Fakat alış mesela dolar kaç lira dediğinizde ben bugün size 4-5-6 rakam sayabilirim farklı farklı. Evet. Yani birden bu da normal mi? Hayır, normal değil. Bunların hepsi anomali. Bunlar bu piyasanın sağlıklı işlemediğini gösterir. Ya bütün gün kaçtan dolar alayım diye arayan var yani. Ödeme yapacak. Evet. 5-6 fiyatla karşılaşan var yani. Tabii tabii. Yani internetin fiyatı ayrı, kapalı çarşının fiyatı ayrı, normal bir döviz bürosunun fiyatı ayrı. Yani bir ürünün bu kadar farklı fiyatı varsa orada bir problem var demektir. Bu ülkenin dış ticaret hacmi, ihracatı, ithalatı, işi büyüdü. Evet. Onun ihtiyaçları var yani. Hem öyle hem de ya bırak onu, insanların da küçük ihtiyaçları var. Yani işte eğitim parası topluyor, gönderiyor vesaire. Hayır, yani orada yani bile şey anlamına kapalı çarşıya. Ha tabii tabii yani evet. Yani. Böyle bir yani yeniden böyle bir misyon yani üstlenmiş olması, bu kadar yoğun bir trafiğe aracılık ediyor olması çarpıcı. Çarpıcı. Bu gerçekten kadar kur farkı olması çarpıcı. Herkesin ihtiyacı olabiliyor dediği yani gibi. Yani döviz aldırmamak 4-5 için tane ayrı kur döviz fiyatı aldırmamak için alım satım arasındaki farkın bu kadar açık olması bile aslında birilerinin kazancına yani bu kadar şöyle çok fiyat olması almak da zorundaysanız siz cebinizden ekstra para kaybediyorsunuz. O para birinin cebine gidiyor. Yani işte burada problem bu. Yani şimdi ben alım satım kuru arasındaki... Bu faiz de aslında bu yüksek faizler düşük mevduatlara verilmiyor. Ya evet şimdi Ebru ben bu... Parası ona veriyor. Evet ama bu... Yani, yüklü mevduatlara veriyor. Evet ama şunu açıklıyorum. Dövizdeki sıkıntı şu. Yani burada bir problem oluşuyor. Ben sonuçta almak zorundaysam eğer bu dövizi. Ben alıyorum. Tamam bana düşük bir fiyattan... pahalı bir fiyattan satıyor dövizi ama kendisi dönüp onu kullanıyor. Yani o aradaki farkı dönüp Merkez Bankası'na mı veriyor? Hayır. Yani o benim ödediğim para bankanın cebinde kalıyor. Yani bu kimi cezalandırıyorsunuz siz? Yani ben almak zorundaysam bunu ne yapacağım mesela? Yani dolayısıyla hani mesela böyle 19, önlemlerle 26, 28 falan satmayın ona, o zaman. Yani döviz satmayın. Satmayın döviz. Aynen, madem satarken 19'lara bile satamıyorsunuz. Ay satmayın o zaman. Yani zarar ettireceksiniz insanları. 19, İnsanlar keyfinden almıyor ki, işi var, gücü var. Yani dolayısıyla hani buradaki bu makası normalleşmeyle bir şekilde kapatmak lazım. Evet, çok açık fark. Doğru da değil yani bu kadar açık olması. Bir de çok fiyat var. Bu kadar fiyat olması da çok normal değil. Peki, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de şu anda en temel meselenin enflasyon olduğunu söyledi. Ya enflasyonda Kasım 2020'den beri düşüş var. Mart 2023'te 23 itibariyle de enflasyonun %50,5 seviyesine geldiğini, düşüşün hızlandığını ve devam edeceğini aktardı. Muhalefete de soru sordu. Siz geldiğinizde para nereden kaynak bulacaksınız? Bol capture'dan vaat sıralıyorsunuz. IMF'nin kapısına mı gideceksiniz diye de sordu. Faizleri yükseltip insanları işsiz mi bırakacaksınız? Bu iki soruma cevap bekliyorum dedi. Dün Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan yine bir video yayınladı sosyal medya hesabında. Orada da soğan yakında 100 lira olur. Şuncağız 30 lira. 30 liraya soğan mı olur diye sordu. Faik Öztürk'ün CHP sözcüsünün gündeminde de koyun eti vardı. Damak tadı deniyor. Koyun eti öneriliyor. Fakat koyun etinin fiyatı da şu kadar, şu kadar, şu kadar diye anlattı. Dolayısıyla böyle karşılıklı muhalefetle iktidar arasında böyle bir diyalog da söz konusu. Peki gıda fiyatları dünyada ne oluyor? Tamam, enflasyon yüksek, gıda fiyatları da gıda konusu her ülkenin gündeminde ama gıda fiyatları bizde çok yüksek ama dünyada 12 aydır ardı ardına düşüyor. Evet. En son Mart ayında da üst üste 12. ayda yine gıda fiyat endeksi azalmış. Hatta bu Mart 2022'de gördüğü 160 puan, endeksin 160 seviyesinden %20,5 aşağıda, evet, bütün şu anda. Et fiyatları öyle, baklagil fiyatları öyle, hepsi %20 ile 30 arasında gerilediler. Yani bunlar dolar bazındaki rakamların endeks hale gelmiş olması. Hatta şeker ve etteki az gerilemeyi, evet, tahıl, bitkisel yağlar, süt ürünleri telafi etmiş. Oradaki, evet, düşüş daha hızlı olunca. Her şey düşüyor, evet, yani. Belki bir fikir verilebilir. Rusya-Ukrayna Savaşı öncesindeki normal döneme gelindi. Yani şöyle sardık geriye. Oraya geldi mi? Evet evet, aşağı yukarı geldik. Dolayısıyla hani oradaki fiyat artışı etkilerinin büyük ölçüde ortadan
yavaş yavaş yani kalkmaya devam ediyor. Tam bu dönem içerisinde ama bizde maalesef fiyatlar durmuyor. Çünkü bizde fiyatların durulmasının sebebi içerideki enflasyonun işte yüksek olması ya da işte bir takım maliyetlerimizin bir türlü kontrol edilememesi, planlama yapılamaması. Yani soğandaki durumu geçen hafta konuştuk niye olduğunu. İşte küçükbaş hayvandaki et fiyatları da işte normal kırmızı etle, dana etiyle kuzu eti arasında fiyat farkı neredeyse yok. Et arasında fark yok. Yani birbirine yakın fiyatlar. Hı-hı. Onun da sebebi aslında yine küçük üreticilerin yeteri kadar... Fiyat sabitlemesi vardı, şu vardı, bu vardı, yok. Marketlerde yok. O fiyattan ürün arıyor. Ben girdim, mesela şöyle bir diyalog gördüm. Hani şu fiyattan satılacak diyor, market bizde öyle bir et yok diyor. Yani işte bunu geçmişte de yaşadık. İnsanlar fiyatlara bakıyor, Allah diyor. Hı-hı. Geçmişte de yaşadık. Hatırlarsan bir 10 sene önce de bunlardan benzer durumlar yaşadığımızda işte et süt kurumunun böyle ayrıca şeyler olurdu, alan olurdu, standlar olurdu falan. Ama o zaman da işte yetmezdi. Çünkü yerden yani arz yeterli değil ki. Hep söylüyoruz yani piyasayı düşürebilecek bir gücü yok et süt kurumunun. Yani fiyat sabitlenecek, bazı marketlerde yok. De öyle ürünler satılacak, fiyat sabitlenmiş, daha uygun fiyat ürünler satılacak dendi ya. Evet, evet. Vatandaş da gidiyor arıyor ürünleri haklı olarak. Yani yok öyle bir ürün çünkü ya şöyle yok. Ve bulamıyor. Öyle bir arz yok da. Ebru. Dolayısıyla öyle bir et arzı olmadığı için zaten bulamazsınız. Yani bunu baştan beri söylüyorduk. Yani bugünkü koşullarla yapılan ithalatla bu fiyatı aşağı indirmek mümkün değil. Ya gözümün önünde insanlar aradı o et fiyatını yani. Yani. Bu fiyata vardı hani nerede? Yok. Yani market oraya bir şey koymak zorunda. Dolayısıyla kendi tedarikçileri kimse ondan alıp koyuyor. Fiyatında aşağı indiği yok. Şu kadar kuşbaşı et alıp insanlar yemek yapıyorlar. Görüyorum yani gözümle görüyorum. Yani 7500 lira emekli maaşı en düşük. Ortalaması zaten ne kadardır emekli Hı-hı. maaşının? İşte onlarla yaşamaya çalışıyor insanlar. Fakat bizde şimdi durum böyleyken bakıyorsun tarım ihracatında ilk çeyrekte tüm zamanların rekoru kırılmış. Çok ucuzuz çünkü yani. 8 milyar 626 milyon dolarla ilk çeyrek tarım ihracatı Türkiye tarihinde bir rekor. Ya ben yani sadece şu tablodan bir örnek vermek isterim. Zeytinyağının ihracatını. Bunu ben çıkardım. Evet yani buradan bak, sadece bir örnek vereyim. Yani size için zeytinyağı için bir örnek vereyim. Piyasada zeytinyağının litresinin kaç lira olduğunu herkes biliyordur aşağı yukarı. Yine de artmış yani fiyat. 150 ile 200 lira arasında değişen fiyatlara zeytinyağı var litresi. Bu ihracatın litresi 90 lira. Yani biz 90 TL'ye 90-100 TL arasında bir rakama zeytinyağı ihracı diyoruz. Tabii bu şişelenmeden yani ham olarak muhtemelen fiyatı aşağı yukarı denk gelen rakam bu ama önemli değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Böyle bu ihracatı yaparak böyle ağam şu an böyle çok pahalı bir malımızı çok böyle değerliye satmıyoruz i̇şte yani. İşte zeytin ve zeytinyağı dediğin gibi 294.7 milyon. Ben hesabını yaptım litre başına. 4.59 sent yapıyor. 4-5 dolar değil yani litresi. 5 dolar değil zeytinyağının. Dolayısıyla 5 dolar dediğin 100 lira olması lazım. Değil mi? Yani evet. Bizde ne kadar? 180 lira ortalaması fiyatın litresi. Evet. Ki o da hani kalitesine göre değişiyor. 300 liraya satmıyorsunuz yani. Ve dolayısıyla hani şimdi bu iş tabii neden oluyor? Bu kadar büyük patlama. Bizde neyse bizden daha ucuza satılıyor oraya. Çünkü bizde muazzam bir devalüasyon var. O yüzden de dövizle malını ihraç etmek daha avantajlı hale geliyor. Üretici açısından onun ihtiyaçlarını, giderlerini daha iyi karşılıyor. En azından alım satım farkı. Biz çok ucuz kalıyoruz dünyanın diğer ülkelerine göre. Onlar da gelip ne varsa ne yok toplayıp gidiyor. Biz de burada hani işte Rusya'ya market fiyatı konuşuyoruz. Rusya'ya yaşmaya ve sebze ihracatı rekor kırılmış. Ya şu anlaşılmasın ya ihracatı keselim. Yok öyle bir şey değil. Ondan bahsediyorum. Çünkü onlar da buradan aldıkları dövizle dönüp işte gübre alıyorlar vesaire. Dövize endeksli maliyetlerini karşılıyorlar. Ama bunu insanlar karşılıyor. Beslenemiyor. Bunu yapacağız? İşte burada düşünülmesi gereken konu zaten bu. Yani biz neden bunu bu kadar pahalıya yiyoruz? Bu kadar sıkıntı varken fiyatlar bu kadarken ihracat yapılabiliyorsa evet. Sorarlar insana. Bu vatandaşlar niye bu kadar pahalıya bunları yiyor diye. Evet ama işte yani yasak getirdiğin zaman bu sefer o sektörlerde şeyler sıkıntıya giriyor. Burada soru işaretimizi iyi anlayıp yani ihracat gerçekten... yapıldığı için bizim vatandaşlarımız daha ucuza yesin madem öyle. Ya işte yani tam da öyle olmuyor işte. Yani olmuyor. Onu yapmasanız içeride fiyat düşecek mi? Yok ama düşmeyecek ama neden arttığını iyi anlasın insanlar. Sonuçta dünya biz dünyada ucuzuz. Dövizle satın alıyorlar bizi. Dolayısıyla hani nasıl böyle AVM'lerimiz dolu hani şeylerimiz artıyor ya alışverişler artıyor falan yabancı turistlerin. Aynı şey. Ha yabancı turist gelmiş burada alacakmış. Ha ihraç etmiş ucuza yemiş. Yani hiçbir farkı yok. Farkı yok. Yani doğru. Aynı şey. Bizim Türk liramızın değersizliği yüzünden biz İnsanlar bugün böyle bir noktadayız. Oldu. Ya bu rekabetçi sayılmasın. Çok ucuza ihraç ediyoruz bu ürünlerimizin büyük çoğunluğu. Maalesef.
Mesela Irak, Rusya, İspanya ve Hollanda en çok tarım ihracatı yaptığımız ülkelermiş. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri en yüksek ihracat yaptığımız iki kalem olarak sıralanıyor. Evet. Özellikle Rusya'ya sebze meyve ihracatında bayağı iyiyiz ama hani bu böyle büyük bir ihracat, büyük bir gelir değil diyor Yavuz Barlas, doğru söylüyor. Rusya'da diyor ki bu tahıl koridoru gıda fiyatlarının biraz gerilemesinde etkili oldu tabii. 12 aydır üst üste gıda fiyatları neden geriliyor? Tahıl koridorunun da etkisi var. Rusya ile Ukrayna arasında bu koridorun açılması noktasında Türkiye arabuluculuk yapmıştı. Süreler de sürekli uzatılıyor ama Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bize ayrıcalık tanınmadı. Dolayısıyla bize yaptırımlar ve kısıtlamalar değil, gevşemek her gün artarak, her geçen gün artarak devam ediyor. Biz bu tahıl koridorundan çekilebiliriz, haberiniz olsun, süre bitiminde 60 gün kadar uzatılmıştı. O süre bitiminde çekilebiliriz uyarısını yapıyor. Yine dünyaya bu duyuruyu gönderiyor. Evet, yani bu da aslında sonuçta yine fiyatlarda böyle bir artış olma olasılığını kapısını aralamış oldu aslında. Zaten petrol fiyatları da şimdi yükseldi. Evet. Orada Rusya'nın da etkisi var tabii. İkisi birlikte dünyaya bir sinyal o. Bağkur prim gün sayısı biliyorsun 9000 emekli olmak için. Evet. Fakat bu prim gün sayısı düşürülsün diye çok fazla talep var. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e bu talebi iletti. Bakan çalışıyoruz, bu konuda bir değerlendirme yapıyoruz dedi. 9000 prim günü neden diğer çalışanlar 7000 öderken Bağkurlar 9000 ödüyor diye bir tartışma söz konusu. Onun çözümü olur mu olmaz mı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Oldu zaten. Yani çünkü baktığın zaman hani artık seçim. Çok bir zaman kalmıyor bu dönem. Evet. Seçim var. Hani yeni hükümette sanırım Sayın Bakan da milletvekili aday listesinde vardı. Yani evet, ismi. Var. Dolayısıyla hani bakan olup olmayacağı daha sonrasında da iki bakan hariç hani bütün bakanlar üst sıralarda aynı listede yer alır. Devam ederse aynı cephe Cumhur İttifakı. Dolayısıyla hani o zaman belki masaya gelebilir. Yani biraz gecikmiş bir tabii şey. Tabii yeni yönetimin çok de, uzun zamandan beri bir talep var. Yeni yönetimlerin de konuları bunlar. Mutlaka yani herkesin masasına gelecek bunlar ama burada işte diyorum ya ayaküstü olmasın bu iş. Çünkü sonra mağduriyet başka türlü olmaya başlıyor. Hatırlarsan EYT talepleri de vardı aynı şekilde. Karşılanmadı o şekilde o ihtiyaç. O nedenle yani sosyal güvenlik meselesi emeklilik nezdinde yani böyle reform şeklinde hani adı reform olsun içi boş olsun demiyorum. Sadece gerçekten iyi incelenmesi böyle ustalarıyla falan filan uzmanlarıyla bakılıp bir düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü her tarafında problem var belli ki. Evet. AVM cirolarına ilişkin sinyali verdin aslında. Turistler geliyor harcıyor dedin. Evet, AVM ciroları 2022'de %134 artmış. Evet. Şöyle mesela metrekare verimliliği nereden baksan enflasyondan arındırıldığında da oldukça yükselmiş. Çok, evet. İstanbul'daki AVM'ler Anadolu'daki AVM'lere yani diğer şehirlerdeki AVM'lere göre daha hızlı bir yükseliş trendi göstermiş. Şöyle toplam ciro İstanbul AVM'lerinde metrekare başına 60 bin lira. Anadolu'da diğer şehirlerde 35 bin lira civarında. Dolayısıyla böyle çok fazla sosyallik yok. Hani insanlar girip saatlerce oturup dolaşmıyor ama ciddi anlamda ihtiyaçlarını karşılamaya ve alışverişe geliyorlar. Yani, yabancılar da var tabii. Onun turist etkisi de var. Turist etkisi ciro çok büyük bu arada bunda. İki tane etki var. Bir enflasyon etkisi var. Fiyatlar arttı cironun artmasında. Yani önemli ölçüde. İkincisi de turizm etkisi oldu. Özellikle bazı bölgelerde sadece İstanbul değil Antalya'da mesela oradaki AVM'lerin de çok ciddi cirolarının arttığını biliyoruz. Doğru. İstanbul zaten turist etkisini bayağı hissetti. Etti. Yani herkes şunu görmüştür zaten yani 2022 içerisinde bir AVM'ye gittiğinizde böyle kuyruklarda turistler torba torba alışverişle böyle hani onların sırası beklediğini görmüşsünüzdür. Evet, onu da görmüşsünüzdür. Tabii bunların hepsi bu şekilde yansıyor. Belli alışveriş AVM'lerde çok tabii onlar sıkıyoruz. Özellikle buna ihtisaslaştığı için evet daha da fazla. Biz bekliyoruz onları alışveriş. Evet bazı yerlerde evet daha fazla. Bazı yerlerde. Neyse lüks tüketim de durmuyor bu arada. Bunu da bir göstergesi. Ama yani gelir uçurumunun olduğu yerde böyle olur. Gelir uçurumu iyice artınca evet. Lüks tüketim de iyice patlamış yani. Yani çünkü bir taraf %21 artmış. Tabii yani son bir yılda. Ya bu bir terazi ise terazinin bir tarafı yükseliyor, bir tarafı aşağı iniyor. Yükselen tarafta lüks tüketim yapıyor.
Yani evet. terazinin dengelenmesi lazım Şöyle biraz daha. Şöyle diyorlar mesela uzmanlar. Zaten varlıklarının fiyatı o kadar arttı ki. Onlar bu krize daha da zenginleştirir. Öyle öyle. Dünyanın böyle en zenginlik bir kesimi. Terazi diyorum. O yüzden terazi diyorum. Yani terazinin şu kısmı evet böyledir onlar bu. Onlar da nereye harcayacağını yani, bilemiyor. Dolayısıyla bir taraf yani. Gerçekten ultra lüks bir tüketim yapıyor. Bol para. Yani bol para var ve bu arada o ultra lüks tüketimi yaptığında fiyatı da arttırıyor. Evet. Çünkü hani o pazar içerisinde bir yoğun talep yani oluşuyor. O çevrede bir sıkıntı yok yani. O gelir grubunda yaşayan, o gelir grubunun alışveriş yaptığı kesimde tüketim dünyada da bizde de artıyor. Bizde de öyle bu arada. Turistleri yani. De zaten görüyoruz. Evet, hatta bizde bazı yerlerde o lüks tüketim avantajlı hale bile geliyor bazı uluslararası markalarda. Zaman zaman görürüz zaten onların böyle önemli mağazaların önünde kuyrukları falan. Büyük markaların fiyatları yurt dışına çok daha ucuz bizden. İşte ama turistin nereden geldiğine bağlı. Yani turist pahalı sonuçta eğer yani. Evet yani dışarıdan geldiğinde burası hani her türlü makul geliyor olabilir. Yani sana ya da buradaki Türkiye'deki bir tüketiciye pahalı. Evet doğru söylüyorsun. Dışarısı daha makul geliyor. Ama işte Orta Doğu'dan ya da işte Arap ülkelerinden gelen turist açısından bakıldığında tabii dolarla alışveriş. Evet, onlara daha makul olabiliyor. Bazıları da bazı yorumlarda da şu vardı, bizim haberde de vardı hafta sonu. Ne ev alabiliyoruz, ne araba alabiliyoruz. Bari bir tane iyi bir şey alalım da kendimizi iyi hissedelim diyenler de vardı. Yani değişik bir terapi biçimi diyorum ben ona. Değişik bir terapi biçimi olarak. Bazıları öyle de yani iyi hissedebileceğiniz fiyatların çok dışında ürünler var. Evet. Test eski araba fiyatlarına çantalar falan satılıyor yani. Tesla fiyatlarında indirim yapmış. Evet, yani sen belki biraz daha iyi anlatırsın. Otomobilde indirim. 5000 dolar mesela Model S ve Model X'de 5000 evet. dolar indirim yapmış. Evet. 84.990 dolara mesela Model S düşmüş. Model X fiyatı 94.990. Bize Y, Model Y geliyor ya. Evet. Mesela yaklaşık bir 40-49.000 civarı bir fiyata, 1000 dolar civarı bir fiyata. Model Y evet. alınabilecek bu Türkiye'de. Bu indirim tabii yani şu an başvuranlara da yansıyacak. Yani daha önce test Türkiye'ye işte biliyorsunuz geldi geçen hafta açıklamasını yaptı. Bununla ilgili talep gösteren herkese o indirim yansıyacak. Dolayısıyla şey... En büyük avantajı bunun bayiyle işte araba geldi mi gitti mi ne yaptın kime verdin bana mı vereceksin ayıracağım mı derdi yok. Pocapora deyip internetten sipariş veriyor. Evet. Artık yani elektrikli otomobillerin dünyası o şekilde yürüyecek. Evet, yani buna alışık olmamız gerekiyor yani. Artık. Daha az bayi göreceğiz, daha az servis göreceğiz. Çünkü motor denen şey değişti. Yani bütün bunlara alışık olacağız ama ben bu fiyat konusunda da açıkçası hani böyle bir dezavantaj olabilir. Dolar bazında indirim gelir ama Türk lirası eğer yerinde saymazsa hani o indirimi Türk tüketicisi hissetmeyebilir onu söylemek istiyorum. Yani maalesef. Yani dolar kuru çünkü işte hareketli şekilde devam ediyor. Yani teslim aldıklarında bu indirimi hissetmeyebilirler onu demek istiyorum. 49 bin dolar. Aşağı yukarı 1 milyon TL yapar. 990, 980. Bu şeyin fiyatıyla, TOG'un fiyatıyla hemen hemen eşitlenmiş. Hatta en yüksek fiyat TOG'un fiyatının altında. Evet. Şu anki şeyle öyle. Bir rekabet yaratmış yani. Ve zaten hani satışları da zaten %40 artmış ya. %50'nin altında kalmış. Biraz onu bu biliyorsun. Tesla son dakikada Çin'den getireceği modeli S'i değil Y'yi getirerek Almanya'dan vergi duvarından nedeniyle. Atlamış oldu. Hı. Ve dolayısıyla aslında o avantajı da var. Avantajı var. Aslında biliyorsun orada Türkiye Çin'e bir duvar örerken yani herhalde bunu hesap etmedi diye düşünüyorum ben. Çünkü orada biraz da TOG'un fiyatını avantajlarla getirme niyeti vardı aynı zamanda iç pazardaki üreticiyi. Birçok yerde üretim var baksana. Ama Çin'in elektrikli araçlar çok fazla. Hayır, şunu almak istiyorum ya bu bir strateji olarak kondu ortaya. Çin'le bir set çekildi ama işte Avrupa'dan gelen model şimdi TOG'un fiyatında diyorsun. İşte neden o? Bunu düşünmek gerekiyordu. Hı. Yani tamam bu ikisi de sonuçta bu pazarda yer edinecektir. Yani TOG açısından negatif bir şey de olmayacaktır bundan. Yani, tabii olmayacaktır evet, ama olmayacaktır. Güzel bir rekabet olacak. Bu arada TOG'un sevkiyatına dair de görüntüler paylaşıldı hafta sonuna girmeden. TOG Teknoloji Kampüsümüzden T10X sevkiyatları Hı-hı. devam ediyor. Evet. Bizi izlemeye devam edin notu düşüldü. Evet. 20 bin araç değil mi teslim edilecek bu yılda? Bu yıl içinde kurallar çekildi 18 Mart'ta. 60 bin liralık ödeme yapan ve
TOG almak için başvuranlar arasından 20 bin kişi belirlendi. Yedek 20 bin kişi belirlendi. Hı hı. Dolayısıyla o kişilere de araçların teslimi yapılıyor. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a teslimat yapıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na yine TOG teslimi yapıldı. Şimdi siparişi veren, kurada çıkan diğer isimlere sevkiyat devam ediyor. Görüntüler de an ve an paylaşılıyor. Evet. Bir de sanırım bir eğitim verilmesi lazım aslında bu elektrikli araç satın alanlara, kısa da olsa. Yani araçların hızlanma şeyi çok arttı. Bunu herkes dikkat çekiyor. Yani otomobil sürüş uzmanları söylüyor özellikle. Yani 100 km'ye ulaştığı saniye işte 3 saniyede ulaşıyor vesaire. Özellikle hani bu araçlar kırmızı ışıkta kalkarken yani yayalar açısından da hani risk yaratabilirler. Eski araçlar gibi böyle ya da işte vitesli araçlar gibi böyle aheste aheste değil. Bir anda seri şekilde kalkıyorlar. O yüzden hani bunların trafikte artması halinde hani eğer bu konuda eğer şeyinizi almazsanız yani bununla alakalı da bir eğitim gerekiyor. Umarım hani şirketler yapmaya çalışırlar diye düşünüyorum bu eğitimi. Sonuçta yeni bir aslında araçtan gerekiyor. Bahsediyoruz. Evet. Bu ciddi bir tehlike haline gelebilir. Hele yani bizim gibi böyle ışıklara tam anlamıyla uyma konusunda problemi olan ülkelerde özellikle. Servisiz. Bir arkadaşım diyor ki eskiden diyor yeni modeller gelirdi diyor. Sırf diyor merakımdan gider incelerdim diyor. Şimdi onu da yapamıyorum. O zevkim de gitti diyor. Gidiyorum diyor araba yok, araba yok. En nefret ettiğim laf araba yok. Evet evet, Türklerin bir sporu herhalde bu, bilmiyorum. Ben pazarları mesela özellikle mesela ya da cumartesi mesela işte giderler insanlar galerilerde araçlara biner, çıkar, bakar vesaire sorar falan. Gerçekten... Servise araba bırakıyorsun. Evet. Günler sonra çıkmıyor. Araba soruyorsun öyle keyfine içine girip bakacaksın araba yok araba nefret ettim artık araba yok lafından. Evet. Bir yok yani. Talebi biraz da ateşleyen de bu hale geliyor biliyor musun? Yokluk Allah hissi Allah. Yokluk daha da hissi. Yani yokluk insanları hissi, alma isteğini arttırıyor. Evet, sürekli bir yok halinde. Aynen öyle. Peki Almanya'nın vize verdiği depremzede sayısı 9000'e yaklaştı. Biliyorsunuz Berlin hükümeti hem ailelere birinci derecede Almanya'da yaşayanlara hem de işte depremzede vatandaşlara bir vize kolaylığı getirmişti. Hem Suriye hem Türkiye için 9000'e yaklaştı vize verdiğimiz kişiler gibi bir açıklama da geldi. Bayağı yüksek yine. Çok fena değil. Ama yani. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çünkü başka ülkeler vize esnemesi yapmamıştı. Bir tek Almanya yaptı. İngiltere'den mesela bekleniyordu, yapmadı. İşte en çok tabii Almanya'da vardır muhtemelen. Birinci derece evet, aile olarak ama sınırlı. Yani birinci derecede yakın olarak sınırlı. Evet evet, yani sonuçta bu aslında işlemleri hızlandırma diye nitelendirebiliriz bunu. Zaten normalde o kişiler vize talebinde bulunsalardı muhtemelen belli bir süre içinde alacaklardı. Ama işlemleri hızlandırdılar. Yani bir de vize çilesi çekmesinler deprem. Evet, onu çektirmediler. Evet. Gidebilecek olanlara. Evet. %0,24'lük bir yükseliş var. 4924. Geçen hafta yükselişle tamamlamıştı Borsa İstanbul. Bakalım 5000 puan sınırını aşacak mı? Dalgalı bir seyir izliyor. İşlem hacmi düşük, ona dikkat çekelim. Son zamanlarda yabancı çıkışı da var. Bir de halka arzlar sonrasında yaşananlar biraz da etkiliyor. Evet. Zaten küçük yatırımcı ağırlıklı, onun verileri sizinle paylaşmıştık. Azalma da var borsadaki bir parça düşüşte görünmüş yatırım sayısında. Aynen. Dolar TL 19.25 seviyesini koruyor. Geçen haftaki seviye bu. Euro TL'de bir miktar düşüş var. 21 seviyesini aşmıştı. 21 seviyelerinde. Düşüş var diyoruz ama 21 euroya. Evet. Yani çok yüksek. Euro dolar paritesi, dolarda değer kaybı vardı. 1.06'lardan parite 1.09'a yükseldi. Euro biraz toparlandı. Şimdi bu hafta enflasyon verisi doların halini bize gösterecek. Dolar değer kaybederken altında 2000 doları aşan bir yükseliş görmüştük. Orada da tekrar 2000 doların altında bir seyir var. Tarım dışı istihdam verisi çok piyasaları ne yapacağım sorusuna cevap buldurmadı. Şimdi çarşamba günü enflasyon verisini beklemeye geçti piyasalar. Altında sakinleşti. 85 dolar, petrol fiyatları sakinleşmiyor. Orada 85 dolarda takıldı OPEC kararı sonrası. 1200, bizde 1256 lirayı gördü altının gramı, rekor kırdı. Şimdi 1235 lira, çok bir fark yok yani, kırmızı olduğuna bakmayın. %1'lik bir yükseliş var Bitcoin'de. Hafta sonu da bu seviyelerdeydi, 561 bin seviyesi TL bazında. 550 bin, 50 binlerde geçen haftayı tamamladı. 560 bin hemen üzerine çıkmış haftanın başında size aktarırken. Adım adım yükseliş var. Enflasyon verisi kripto paralar için de Bitcoin için de kritik olacak diyelim bu hafta. Teşekkür ederim Yavuz Barlas. Bu saat dilimini kapatacağız. Kısa bir aramız var. Ardından da
biraz 14 Mayıs'a doğru neler yaşayacağız? Bu listeler, etkiler, listelerde öne çıkanlar neler? Biraz akademisyen gözüyle bakalım. Profesör Doktor Mustafa Aydın'a soracağız. Önce kısa bir ara. Şimdi devam ediyoruz Sabah Türkçe Para gündeme. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın'la birlikteyiz. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Şimdi akademisyen gözüyle şöyle bir listelere bakalım. Bize 14 Mayıs ve sonrasına ilişkin bu listeler ne söylüyor? Şimdi AK Parti'den başlayalım. Çünkü Ali İhsan Yavuz aslında YSK'ya listeler teslim edildiğinde açıklamayı yaptı. Dedi ki %65'lik bir değişim var bu listelerde dedi. 285 milletvekilinden sadece 104'ü listelerde yer aldı. Bu da değişimin %65 oranında olduğunu bize gösteriyor. Üç dönem kuralına yakalananları koymadı. Üç dönem kuralı istisnasız uygulandı açıklaması da yine Ali İhsan Yavuz'a ait. Dolayısıyla diğer partilerde de aslında değişimler var. Ortak manşet büyük değişim. Artık son söz seçmenin şeklinde bir toparlamayla durum anlatılmış. Siz de öyle mi gördünüz? Ben başka bir boyuttan bakayım, fazla değişen bir şey yok diyeyim. Öyle mi? Yani şöyle, eğer isimlere odaklanırsak tüm partilerde çok değişim var gibi geliyor. Pek çok parti milletvekilleri dahil olmak üzere aday olma umudu taşıyan, bunun içinde aday adayı olan pek çok kişiyi aday göstermedi. Dolayısıyla o anlamda bakarsak bir değişim varmış gibi gözüküyor. Mesela AK Parti'de 185 isim, 181 evet. isim liste dışı. Evet. Fakat isimlerin özellikleri açısından bakarsak, yani bu insanlar neyi temsil ediyorlar? Şu anda aday gösterilenlerle daha önce milletvekili olup aday gösterilmeyenler arasında ne fark var diye baktığınızda çok da büyük bir fark görmüyorsunuz. Bütün partiler açısından konuşuyorum. Örneğin çok daha fazla kadın aday yok. Örneğin çok daha fazla genç aday yok. Örneğin çok daha fazla farklı grupları temsil eden, farklı azınlıkları temsil eden adaylar yok. Dolayısıyla farklı sosyalleri temsil eden aday da yok. Ama bu seçimin önemli bir tarafı var. Eğer seçime giren partilerin önemli bir kısmı meclise de girerse, çünkü ittifaklar dolayısıyla girecekleri anlaşılıyor. Mecliste çok geniş bir temsil olacak. Bu enteresan bence. Çok farklı partilerden temsil olacak. Çünkü örneğin CHP'den aday gösterilen farklı 5 parti milletvekili var. Milletvekili adayı var şu anda. Aynı şey İYİ Parti, aynı şey Adalet Kalkınma Partisi için geçerli, aynı şey Yeşil Sol Parti için de geçerli. Bunların her biri milletvekili bir kısmı seçecek tabii. Seçilenler mesela istifa edip kendi partilerine dönerse aslında mecliste temsil edilen çok geniş bir halk kitlesi olacak o anlamda bakarsak. Yani bu seçimin enteresan bir özelliği, sanırım seçim bittikten sonra konuşacağımız şey bu olacak. Bir, yüksek katılım bekleniyor. Öyle gözüküyor, hava öyle. İki, bu seçim sisteminin özellikleri nedeniyle, biraz önce söylediğim özellikleri nedeniyle geniş bir toplumun temsil edilmesi bekleniyor. Bizim seçim sistemleriyle ilgili en büyük şikayetlerden bir tanesi, oyların önemli bir kısmının, yani en azından bir kısmının mecliste temsil edilmiyor olmasıydı. Özellikle %10 barajı gibi. Şimdi onların hepsi düzeldiği için veya biraz daha aşağı çekildiği için ve bugünkü sistem nedeniyle oylar boşa gitmeyecek. Çok kapsamlı bir temsil olacak. Yani en sağdan en sola çok farklı şeyleri savunan partiler var. Yani siyasi partiler yasası, seçim düzenlemesi, barajın düşürülmesi de bunu sağlayacak. Listeler de bunu İttifak sağlayacak. Sistemi de bunu sağlayacak. İttifak mesela sistemi de bunu hani sağlayacak isim diyorsunuz. Vermek istemem ama Hüdapar veya Demokrat Parti. Bu tür partilerin meclise hiçbir şekilde hiçbir ihtimalle girme şeyleri yok. Olasılıkları yok iken. Hüdapar'dan şimdi, 4, DSP'den 3 isim evet, AK Parti listelerinde yer buldu. Şeyde de öyle, öteki karşı tarafa baktığınızda da öyle. Demokrat Parti'den 3 kişi var. Onları da ayrı ayrı bakacağız. Dolayısıyla Hüdapar, Genel Başkanı Yapıcıoğlu. Evet.
DSP Genel Başkanı Ömer Aksakal'da. Yani. Dolayısıyla bu kişiler hiçbir şekilde bağımsız da aday olsalardı bir yerden seçilemeyeceklerdi. Parti olarak zaten baraja hiçbir şekilde yaklaşma ihtimalleri yoktu. Bunlar mesela mecliste temsil edilecekler. Şimdi bu bence yani Türk demokrasisinin bir boyut açısından önemli. Ama diğer taraftan söylediğim gibi adaylara baktığınızda hepsi birbirine bir önceki meclise çok benzer bir model gelecek aşağı yukarı. Milletvekili tipolojisi anlamında baktığımızda. Bu meclisin muhalefet açısından bakarsak muhalefet bunun geçici olacağını söylüyor. Eğer geçici ise iyi ama kalıcı olma ihtimali de yüksek alınacak oylar çerçevesinde. O yüzden de ben hani devrimsel bir değişim Türkiye'de bu seçim sonucunda olacağını tahmin etmiyorum. Daha temsil gücü artacak ama hani temsil gücü artacak gibi gözüküyor. O iyi mi kötü mü onu seçimden sonra konuşacağız. Çünkü yani siyaset bilimciler çok kağıt üstünde baktığınızda mümkün olan en çok halkın en geniş kesiminin mecliste temsil edilmesinin demokrasi için en iyi şey olduğunu düşünürler. Bir de ilk bakışta da öyle gelir. Evet, çok ses, çok fikir. Çok ses, çok fikir temsil. İyi bir şeydir. Ama hani bunun da işte bir noktayı aştıktan sonra özellikle anlaşma konusunda problem yaratma ihtimali her zaman var. Şimdiden partiler içinde veya ittifaklar içerisinde büyük rahatsızlıklar var. İki büyük ittifak içerisinde büyük rahatsızlıklar var. Hatta üçüncü ittifak içerisinde de bir takım rahatsızlıklar var ama üçüncü ittifak içindeki rahatsızlıklar temsil edilenlerden gelmiyor. Onlarınki farklı. Hı hı. Ama iki büyük ittifaka baktığımızda Millet ve Cumhur ittifaklarına her ikisi içerisinde de var olan partilere tepkili olan başka partiler var. Var evet, olan aday listelerine tepkili olan parti tabanları var. Bu şimdilik kaydıyla seçimlere gidildiği için ve herkes iktidarı almak istediği için şimdilik kaydıyla en azından dün akşamdan beri baktığım kontrol altında tutulabiliyor şu anda. Öyle gözüküyor. Büyük istifalar görmüyorum, büyük tepkiler görmüyorum. Ama açıklarken şöyle diyor, biz Cumhurbaşkanlığı sistemi için bir seçim işbirliği yaptık. Evet. Ama hani daha sonra biz kendi listemizle ve logomuzla seçime giriyoruz. Evet. Daha sonra da yapıcı muhalefet kısmında olacağız diyor mesela. Evet ama mesela yine aynı blok içerisindeki bir başka partinin lideri de destici diyor ki ben orada işte Adalet Kalkınma Partisi listesinde aday gösterilen bir başka partiyi temsil edenlerle birlikte olamam. Onlarla birlikte olamam diyor. Yani orada da bir rahatsızlık var. Hani biz çok ittifakında da CHP listelerine tartışma başladı. Orada daha çok CHP'liler arasında bir tartışma var. Evet, yani bazı isimlere dönük de tartışmaları. Yani onu da açık söyleyelim. Eski Adalet Kalkınma Partisi den gelenlere bir tepki var. Oraya geçmeden önce mesela 3 dönem kuralı kesintisiz, istisnasız uygulandı. Ve değişim bu listede öne çıktı dedi Ali İhsan Yavuz. Kendisi de yok listede. Evet. Mesela 3 dönem kuralı uygulanan ve listeye giremeyen önemli isimler var tabii. Var. Mesela işte Veysel Eroğlu var, Naci Bostancı var, Nurettin Canikli var, Revza Kavaklı var, Hamza Dağ var, Binali Yıldırım var, Meclis Başkanı Mustafa Şentop var, Ali İhsan Yavuz var, Kenan Sofuoğlu var. Yine çok fazla gündeme gelen isimlerden biriydi. Volkan Bozkır var. Bunların bazıları Avrupa Birliği sürecinde mesela çok fazla öne çıkan. Bülent Turan var. AK Parti Grup Başkan Vekili. Evet. Mesela Binali Yıldırım bu son ittifakların oluşmasında çok öne çıkmıştı. Farklı partileri ittifaka getirmekte öne çıkmıştı. İşte Meclis Başkanı Şentop son dönemde çok öndeydi. Gözüküyordu en azından. Demek ki onlar ilkeyi seçimden bozmak sonra istememişler. Bakanlık vesaire ya da yönetim. Şimdi bir de o var. Bugünkü mesela sistemin bir özelliği de o. İki bakan daha önce atları geçmişti. İki bakan milletvekili adayı olmak istemediklerini iletti diye haberler olmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy aday olmadı. Diğer tüm bakanlar seçilebilecek yerlerden aday oldu ama deprem bölgelerinde değil. Daha ağırlıklı anladığım kadarıyla bu iki bakan zaten mesela onların daha sonra bir daha bakanlık beklentisiyle değil. Yani onlar tamamen
siyasetten çekilmeyi düşünüyorlar gibi. Ama ben öyle algıladım. Ama bakan olmaları da olası bir ihtimal yani var. Yani olabilir tabii. Ama çok yüksek görmüyorsunuz. Seçimden sonra kimseyi bağlayacak bir durumumuz yok. Elbette her şey değişir ama ben eğer Sayın Erdoğan seçimi kazanırsa kabinesini kökten yenileyecek diye tahmin ediyorum. Yani öyle gözüküyor bu şu andaki gidişat. Bu da aslında biraz da partiler içinde ya da ittifaklar içerisindeki tepkileri bir ölçüde önlüyor. Çünkü mevcut sistem ve eğer oylar birbirine çok yakın olacaksa meclisteki öyle olacak gibi gözüküyor ittifaklar arasında. O zaman bütün bakanların, yani bütün demesek bile büyük çoğunluğu bakanların meclis dışından olacak gibi anlaşılıyor. Yani meclisten belki bir ya da iki istifa gelir seçimi kim kazanırsa kazansın. Öteki türlü çoğunluğa zarar verici bir durum ortaya çıkabiliyor. O nedenle de biraz da tepkiler onun yüzünden önleniyor ama orada da kimler bakan olacaklarını aşağı yukarı öngörüyorlardır. Yani şu aşamada partilerin genel başkanlarıyla konuşmadan ve anlaşmadan ben bakanlığa oynuyorum diye kimse ortaya çıkamaz. Böyle bir şey yok. Yani sonuçta bakanlık seçilerek gelinen bir yer değil. Bir kişi sizi oraya koyuyor. Mesela Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un hemen adı acaba Adalet Bakanlığı için mi diye geçmeye başladı. Bu bizim yani dışarıdan yapılan spekülasyonlar. Evet. Böyle bir ihtimal elbette ki var. Yani ama mevcut bakanlarla ilgili olmayacağını Cumhurbaşkanı söyledi. Dolayısıyla diğer bakanlar milletvekili adayı olunca hani onların dışarıda kalıp sonradan bakan olması da belki bir kırgınlık da yaratabilir ya da süreci yani aynı şey Binali Yıldırım için de söylenebilir. Aynı şey dışarıda kalan başka kıdemli AKP'liler için de söylenebilir. Şimdi CHP burada başka sizin söyleyeceğiniz benim... Orada tabii esas önemli şey yani her ne kadar daha önce açıklamışsa da Sayın Bahçeli daha önce açıklamıştı bunu. Ve iki gün önce de biliyorsunuz listeleri verdiler parti adına. Aslında bu Cuma tarafta... Cuma günü verdi. Evet. Yani şeyin dolmasına iki gün kala verdi. Sürenin dolmasına. Şimdi orada bunun çok boyutlu yansımaları olacak diye tahmin ediyoruz. Yani seçim sisteminin nasıl yansıyacağını henüz net bilmemekle birlikte bu seçim sisteminin hep burada konuşmuştuk ittifaklar içi ittifakları yani liste bütünleşmelerini ve belli yerlerde ortak listeleri dayattığını özellikle küçük partiler aleyhine çalıştığını söylemiştik. Burada Milliyetçi Hareket Partisi kendi logosu, ismiyle girerek ortak bir liste üzerinde çalışmayacağını söyleyerek bir kere bir yapı olur, bir şey ortaya çıkarttı. Bunun mutlaka sonuçları olacaktır. Nasıl? Yani şu negatif anlamda olacaktır diye pek çok kişi tahmin ediyor. Mevcut sistem açısından bakıldığında. Neden? Çünkü işte belli bölgelerde şimdi hani o oyların sayılma ve bunların milletvekiline dönüşme modeli çerçevesinde baktığınızda küçük partiler o bölgedeki, o seçim bölgesindeki bir milletvekili çıkartacak kadar oy alamadıkları zaman o oy boşa gidiyor. Ama o küçük parti bir başka partinin listesinden adayını koymuşsa o oyun o büyük partiye akacağı varsayılıyor. Hmm. Böyle olursa artık oylar, yani bir şekilde artık oy diye tabir edebileceğimiz oylar birinci milletvekili için değil o ilde gösterilen tek milletvekili ise çok etkili olmayacaktır ama iki ya da üç yani daha fazla milletvekili olan iller açısından bu tür artık oyları birleştirmenin etkili olacağı düşünülüyor bu sistemde. Şu anda bu sistemi de aslında bunu zorlamak için Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'nın gündeme getirdiği konuşulmuştu. Çünkü karşı tarafta çok küçük partili bir ittifak modeli vardı. Onları zorlayacak bir şey olarak gündeme getirilmişti ama şimdi o çalışmıyor. Yani bir iki küçük istisna dışında. Partiler ayrı listeyle, ayrı logo ve kendileri seçime girecekleri için. Bu çalışmıyor. Fermuar sistemi dedikleri mi bu? Biraz yok. Çok fazla sistem var. Vatandaşın kafası çok karıştı. Ve bir sürü de ince nokta var. Şimdi kendi logonuzla. Bu listelerde o ince noktaları görüyor musunuz? Şimdi mesela bu en başta şu şöyle bir ince nokta var. Bazı partiler niye inatla kendileri girmedi sorusu var ya. Mesela bu şimdi Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi'ni kendi logosuyla sokması veya tipin ısrarla kendi logosuyla girmesi veya başka bir takım partiler. Şimdi kendi logonuzla Ender seçime Refahta girip %3 kendi adınıza oy almazsanız devlet
yardımından faydalanamıyorsunuz bundan sonraki dönemde. Hazine yardımı. Hazine yardımı. Ama listeden girerseniz de faydalanamıyorsunuz. Ortak listede. Evet, o yüzden zaten herkes kendi logosunu koymaya koyuyor. Ama bunu yapabilecekler, cesaret edebilecekler koyuyor. Yani %3'ün üstüne çıkamayacaksanız kendi logonuzla girmenizin bir anlamı olmuyor. Anlamı yok. Demek ki gireceğiz, çıkacağız diyorlar. Yani MHP elbette ki çıkacak. Dolayısıyla öyle bir endişe yok. Ama mesela Türkiye İşçi Partisi de %3'ün üzerinde alacağını tahmin ediyor anlaşıldığı kadarıyla. Evet, Yeniden Refah'ta, Büyük Birlik Partisi de. Evet, yani onlar da herhalde böyle düşünüyor. Bunun çok üzerinde oy oranı eğer alamazlarsa o zaman bu ayrışma onların aldıkları oyların o seçim bölgelerinde boşa gitmesi anlamına geliyor. Peki %3'ün altı ittifakı da zorluyor mu o zaman? İşte küçük yerlerde artık oylarda zorlayabilir. Bu şeye bağlı. Şimdi birinci milletvekilini birine, A Partisi'ne verdiniz. İkinci milletvekilini vereceğiniz oradaki farklar önemli hale geliyor. Çünkü çok yakınsa farklar %1 oy, %0.5 oy. İkinci, üçüncü sırada diğer ittifaka gidiyor. Olabilir. Anladım. Yani burada genellikle düşünülen şöyle oluyor. Yani burada güç birliği birinci, yapmak esas bu sistemde. Üç oylu yerde mesela birinci bir ittifaka gidiyor, ikinci bir ittifaka gidiyor. Genellikle dengeli gözüküyor. Üçüncünün nereye gideceği çok önemli hale geliyor. Orada da güç en ufak birliği önemli. Önemli hale geliyor. Evet. Anladım. Bence bu seçimin önemli sonuçlarından biri. Ama bunların hepsi şu anda teorik. Yani teorik konuşuyoruz. Hiç bu seçim sistemi uygulanmadı. Hocam, uygulanınca göreceğiz. Hocam biz gerçekten bunu algılayarak ve bilerek mi oy kullanacağız? Oy şeyini, pusulasını, kura çekim sonrasında nasıl? Oy pusulası çok kötü, korkunç olacak diye tahmin ediyorum ama Türk halkı ona alışık. Hatırlıyor musun? Bir örnek yapmıştı. Yapmıştı. Daha önceki seçimlerde de biz böyle uzayıp giden bir oy pusulası hep vardır. Biz ona biraz alışkınız. 2015 seçimlerini örnek gösteriyorlar. Yani biz ona alışkınız. Ama Türk çok milleti. Geçersiz oy vardı. Fakat hani yani kimse bu kadar ayrıntıyı düşünerek oy vermez. Vermeyecektir diye tahmin ediyorum herkes. Kendi yani desteklediği parti. O kadar ayrıntıyı düşünerek oy vermeyeceğiz ama bu kadar ayrıntıyı düşünerek liste hazırlamak gerekiyor. Orada şöyle şeyler önemli. Bunu düşünerek hazırlamak gerekiyor. Bir de sonuçta lokalde insanlar gidip anlatacaklar. Yani bu kadar ayrıntıyı anlatmaya gerek yok ama lokalde mesela A Partisi diyelim AK Parti listesinden aday olmuş bir başka partinin milletvekili varsa o gidip anlatacak, diyecek. Yani lokalde diyecek bunu, küçükte. Herkesin birbirine bir şekilde tanıdığı, gördüğü, birebir konuşma imkanı olduğunuz yerde beni desteklemek istiyorsanız, benim partimi desteklemek istiyorsanız buraya oy vereceksiniz diyecek. Böyle anlatılacak. Yoksa bütün ülke çapında şimdi televizyona çıkıp bütün ülkeyle ilgili şurada şöyle olsun, burada böyle olsun, orada fermuar var, burada yanda parti var. Öyle olmaz. Bu lokalde olacak. Peki. Şimdi bu arada işsizlik ve cari işlemler açığı verileri de geldi. Hemen onu söyleyeyim mi? İşsizlik %10, orada zaten bir takılma hali var. Mesela şöyle, işsiz sayısı 2023 yılı Şubat ayında %10 olarak, yani işsizlik oranı %10. İşsiz sayısı Şubat ayında resmi rakamlara göre 3.514.000 kişi oldu. Ufak bir artış var. Tekhanede kalamadı ama %10 da uzun zamandır değişmeyen bir işsizlik oranını bize gösteriyor. Dediğim gibi resmi rakamlara göre Türkiye'de 3.514.000 kişi işsiz. Bu işsizlik oranı erkeklerde %8,7, kadınlarda %12,5. Yani bu veride bile kadın erkek arasındaki işsizlik oranında uçurum. Yani kadınlar daha fazla işsiz, öyle söyleyelim. Uzun zamandır da bu fark var. Yani. Evet, siyasette de kadının adı çok fazla yok gördüğünüz gibi. İşsizlikte de bayağı bir adımız var yani. Bayağı bir işsiziz. Şimdi iş gücüne katılım oranı yüksek, %53,6. Bu da tabii ki daha fazla istihdam yaratma gereğini bize gösteriyor. Bu da daha fazla büyüme anlamına geliyor. Türkiye istihdamını korumak için her yıl %5 büyüme, istihdam yaratmak için de ortalama %7 büyümek zorunda. Genç işsizliği %19,2 oldu. Yine genç erkeklerde %15,4, kadınlarda %26,2. Genç kadınlarda işsiz, öyle söyleyelim. En çarpıcı verilerden biri bu. Altıl iş gücü, yani iş bulsa çalışabilecek durumda olan ama
çalışmak isteyen ama iş bulamayan, çalışmaktan umudunu kesen, artık işsizim de demeyen bir kesim var ki o oran %23,4. Çalışabilecek %23,4'lük oranı biz kullanamıyoruz. Onlar artık çalışacağım falan da demiyor, iş de aramıyor ama iş bulsa çalışabilecek durumda olanları temsil ediyor. O da yüksek bir oran. 1,5 puanlık bir artış var orada da. Şimdi böyle bakıldığında... Bu oran ne kadardı, bir daha söyler misin? %25 mi? %23,4. Genç işsizliğinde %20'lerin üzerinde bir seyir var ama %19,2 o da düşük bir oran değil. Dolayısıyla işsizlik oranında çok önemli bir değişim yok. Türkiye %10 seviyesinde tuttu işsizlik oranını diyebiliriz. Ama atıl iş gücüye, genç nüfusta çok işsizliğe önemli bakmak lazım. Kadın işsizliğine ayrıca bakmak lazım. Bir de bu Türkiye ekonomi modelinin amacı enflasyonu düşürmek, büyümeyi sağlamak, ihracatı artırmak, istihdamı artırmaktı. Aynı zamanda cari fazla vererek de enflasyonu düşürmeye destek olmaktı. Fakat öyle olmuyor. Özellikle petrol fiyatları nedeniyle ve altın ithalatı nedeniyle cari işlemler açığında yükseliş devam ediyor. Dış ticaret açığı zaten yüksekti. O Şubat ayında cari işlemler açığına yansımış. 8.8 milyar dolar civarında bir açıkla Şubat ayında karşı karşıyayız. 2 ayda 19 milyar dolara yaklaşan bir cari işlemler açığımız var. Yüksek bir oran. Ve yani seçime aylık giderken daha da artacak gibi gözüküyor. Yani. Tabii petrol fiyatları Şubat ayında 85 dolar değildi. Ama şimdi 85 dolar. Şimdi kur da biraz yükseldi 19-26 seviyelerinde. Dolayısıyla cari işlemler açığı artmaya devam ediyor. Burada çarpıcı olan aslında pek çok şey üzerine konuşabiliriz ama iki rakam benim için çok güzel. Bir de kur nedeniyle ithalatta da bir artış oldu son zamanlarda. Olmuştu yani. Çok stabil kaldığı için avantajlı hale gelmişti. Yani durum bu. Yine benim gördüğüm piyasada herkes borç para bulabilen bununla bir şey almaya çalışıyor. Çünkü seçim sonrasında herkesin yaptığı tahmin diyeyim veya yatırım seçim sonrasında dövizin hızlı bir şekilde yükseleceğine dair bir spekülatif bir bakış var şu anda. Bu bazı uluslararası raporlarla da teşvik edilmiş durumda. O yüzden insanlar Türk lirası üzerinden borç bulabildiklerinde bir şeyler almaya çalışıyorlar. Mesela hiç araba yok Türkiye'de şu anda. Hiçbir markada araba bulamıyorsunuz. Hepsi demin yok satıyor. Örneği verdim. Mesela benim bir arkadaşım var. Böyle yeni çıkan arabalara meraklı gider bakar. Onu biner çıkar. Ama bu insanların hayatta keyifleri var yani. Alamasan da bakarsın. Gidiyorum, araba yok. Ya, araba yok lafından artık diyorum. Ya bu çok enteresan. Ben bunu araba yok. Yani eskiden biraz efsane gibiydi ama yani galeriye gittiğinizde bomboş bir mağaza görüyorsunuz. Çok enteresan. Ne zaman gelir? 20 Mayıs, 30 Mayıs. Seçimden sonra. Seçim sonrası. Belki Haziran, Temmuz. Evet. Kur artıyor, onun ne olacağını bilmiyorsun. Onlar da öngöremedikleri için çok sayıda gelmiyor ama gelen de hemen satılıyor. Yani gelen de bir tane siparişle geliyor ve kapora veriyorsun ve bekliyorsun. Dolayısıyla elindeki para da eriyebilir. Bir de gelen arabanın nasıl bir araba geleceğini bilmiyorsun. Bu, yani araba meraklıları tabii bilirler. Gidip bakarlar. Yani arabayı sadece markadan ibaret değil. Onun üzerinde falan. Şu var, bu var, şu eksik yok, şurasında bu var. Bir test eder. Onları çok seçme şansınız yok şu anda. Yani ne gelirse onu alıyorsunuz. Onu alıyorsunuz. Çok enteresan bir şey. Bir araba yok hali var. Yani, peki, şimdi ekonomi o, yani seçimi 14 Mayıs'ta vatandaş sandığa gittiğinde önüne o uzun oy pusulası geldiğinde. Şimdi o biraz daha daralabilir çünkü mesela CHP ve İYİ Parti sadece kalacak ya Millet İttifakı'nda. Öyle de bir daralma da yaşanabilecek mesela. Neyse uzun bir böyle bir oy pusulası var. Ne düşünecek oy verirken? Bir. Siz demiştiniz ki %90 zaten nereye oy verecek? Evet ya, ben bunu uzun zamandır savunuyorum. Bunu sadece yani ben bu hocam bu arada. Ben öyle düşünüyorum diye değil. Arkadaşlar emekli. Evet, çok yani şöyle bakınca bile insan yoruluyor yani. Yani hangi partiniz var, ara bul. Türkiye'de biliyorsunuz 8. sırada Cumhur İttifakı var, 18. sırada Millet İttifakı var. Ama Anadolu Ajansı olası pusulada bakın CHP ve İYİ Parti'yi tek göstermiş. Bu örnek bir oy pusulası. Partiler var tek tek girenler şu altta. Sosyalist Güç Birliği İttifakı şu sağ, sol üst tarafta. Bazı adını bilmediğim, ne yaptığını belli olmayan partiler de var ama hadi onları söylemeyelim şimdi, üzülmesinler. Ama varlar yani, tabloda varlar.
Çok Parti 26 parti liste verdi. Onu da söyleyelim. Dolayısıyla 36 partiden bahsediyoruz. Bir de biliyorsunuz yine şu anda Yüksek Seçim Kurulu bakıyor listelere. Hatalı, yanlış, işte aday gösterilmemesi gerekenler. Yani oy verirken. Şimdi vatandaş, yani bunlara bakmayacak tahmin ediyorum. Bunlara vatandaş bakmayacak. Bence, yani bence bu konuda yapılmış biraz çalışmalar da var. Biraz karışık geldi bana da ama. Türk halkının önemli bir kısmı, yani bu %70'lere, %80'lere varan bir kısmı zaten bir yıl, 9 ay önce net kafası. Yani orada çok az kalıyor. Son bir yıla girdiğinizde giderek bu sayı işte %15, 10 falan gibi böyle düşüyor. Şu aralar artık hala ben kararsızım diyen var mı? Bazı anketlerde görüyorum, var. Onların önemli bir kısmı mesela muhtemelen oy kullanmaya da gitmeyecekler. Çünkü bu saatten sonra kararsız kalmış olmak çok şaşırtıcı bir şey hala. Hala evet. Neye bakıyorlar? Bu Türkiye'nin gündemindeki konular nelerse onlara bakıyorlar. Hatırlarsın bizim araştırmalarda çıkıyor. Bu yıl açık ara ekonomi. Kira. Ekonomi. Ekonominin farklı boyutları yani. Geçiniyorsun, geçinemiyorsun, gelir, çalışıyorsun, çalışmıyorsun, kira, gıda vesaire. Sadece bir kesim var. Kötü. Bunun dışında yani diğer her türlü konuyu ekonomi bu sene ezmişti. Ezmişti diyorum, geçmiş zaman kullanıyorum çünkü çok başka bir şey beklenmedik veya beklenendik ama tahmin zamanını bilemediğimiz bir felaket yaşadık. Deprem felaketi. Deprem ve devamında gelen süreçler. Bakanlar hocam deprem bölgeleri, ara soru soruyorum. Deprem bölgelerinde aday gösterilmesi bekleniyordu ama Vahit Kireç dışında gösterilmediler. Hayır. Mesela Nurettin Nebati de Şanlıurfalı ama Mersin'den aday gösterildi. Bekir Bozdağ Şanlıurfa'dan aday gösterildi. Deprem bölgesinden daha tanıdık isimler, vatandaşa daha yakın isimler mi olsun istenmiştir acaba? Şimdi partilerin tam olarak ne düşündüklerini bilmek mümkün değil ama... Ya onlar da mesela etkiler mi onu sormak istiyorum. Mutlaka etkileyecektir. Şimdi deprem sürecinde nereden bakarsanız bakın, yani her parti farklı bakıyor ve farklı şeyler söylüyor ama benim gördüğüm kadarıyla bir yönetim sıkıntısı algısı oluştu. Özellikle deprem bölgesinde ve dışarıdan bakanlar için de geçerli ama deprem bölgesinde belki daha yoğun. Bu olmasa bile, yani böyle bir algı olmasa bile sonuçta depremde insanlar acı çektiler. Bu acı çekmenin maliyetini birine yüklemeleri gerekiyor, yüklerler. Yani insan doğası bu. Büyük acı çekiyor. Yani hatayı hiç hata yapmamış bile olsa hükümet, bu acıyı birine bunun maliyetini keser. Doğru. Orada yaşayan insan. Dolayısıyla... ilk acı akla gelecek çünkü olanlar da kabine üyeleri doğal olarak. O yüzden de onları bu anlamda bir şekilde korumak veya oyların düşmesi bu nedenle tepki doğmasını engellemek için bunu düşünmüş olabilirler. Diğer bir konu tabii başka partilerde de bakınca görüyoruz. Bu dönemde deprem bölgesinde yapılan faaliyetlerde, yardım faaliyetlerinde öne çıkan bazı isimler oluyor. O isimler de bölgeden direkt aday gösteriliyor. Çünkü onların tanınırlık kazandıkları, orada bir teveccühe uğrayacakları, bir karşılıkları oldukları düşünülüyor diye tahmin ediyorum. Şimdi bir böyle gündemde çok tartışmalı isimler var. Onların da çok fazla konuşulan, gündeme gelen isimlerin de liste dışı olduğunu söyleyelim. Peki Millet İttifakı'nda 134 milletvekilinden 66'sı CHP'de liste dışı kaldı. Saadet, Deva, Gelecek ve Demokrat Parti toplam 59 isim CHP listelerinden aday gösterildi. Seçilebilecek yerlerden Mustafa... Farklı şeyler var orada, hesaplamalar var. Yani 59'u da seçilecek diye bir şey yok. Yani. Mustafa Sarıgül Erzincan'dan aday gösterildi. Evet. Türkan Elçi ve Dolmabahçe Camii eski müezzini Fuat Yıldırım İstanbul'dan aday. 16 ilde İYİ Parti ve CHP bir liste ortaklığına gitti. İşte fermuar dediğimiz. Fermuar yöntemini uygulayacaklar. CHP 7, İYİ Parti 9 ilde aday göstermedi. Dolayısıyla bu illerde ortak adaylara gidilecek. Yani göstermedi derken orada partiler olmayacaklar ama o partilerin adayları öteki partinin listesinde olacak.
Mesela iki Türkeş soyadı taşıyan iki isim farklı partilerde. aynı aileden birkaç isim farklı Şanlıurfa'daydı galiba değil mi? Dört farklı. Diyarbakır'da var mesela Ensaroğlu ailesinde. O var. İsimler bir yerde var. Dört farklı partiden aynı aileden insan aday. Bir partide yer alanlar var. Yani, öyle durumlar da olmuş. Demek yani ki lokal olarak çok güçlü bazı işte aileler ya da aşiretler muhtemelen var. Eşlerin rekabeti de olacak. Evet. Öyle bir durum da ortaya çıkmış. Mesela Türkiye İşçi Partisi'nde Ayyüce Türkeş mesela Adana'dan aday olmuş. Alparslan Türkeş'in kızı. Dolayısıyla AK Parti ile İYİ Parti arasında iki kardeş seçim için yarışacaklar. Onu söylemeye çalıştım. İşçi Partisi dedin galiba İYİ Parti oldu. Mesela Mısra Öz, bu Çorlu tren kazasında oğlunu kaybeden isim. Umurtalı, Mehmet Aslantu, Metin Göktepe'nin kardeşi İşçi Partisi'nde Göktepe, kamuoyunun tanıdığı çok sayıda insan var aday olan. Onlarla bir şekilde yani %3'ün üzerine oylarını çıkartıp daha çok temsil edilmeye Mehmet çalışacaklar. Mehmet Aslantuğ'a şaşırdınız mı? Yok yani çünkü çok yeni değil aslında. Belli bir süredir partiyle bir şeysi vardı, diyaloğu vardı. Ama hani Muğla'da kazanabiliyorlar mı? Ben o kadar yakından bakmıştım yok yani oraya. Ben de bilmiyorum ama olabilir tabii. Olabilir, olabilir. Mesela enteresan şeyler. Şimdi biraz önce söyledin hani 59 kişi var, 59 aday var. Hasan Cemal mesela HDP'den. Cengiz Çandar Yeşil var. Yeşil Sol Parti'den Cengiz Çandar var, evet. Yeşil Sol Parti'den. Evet, yani mesela bunlar da büyük tepki çekiyor kendi parti tabanlarından. Şimdi biz buraya enteresan. Gelene kadar şu Millet İttifakı'na bakalım. 59 isme şimdi yer orada açıldı. Mesela biraz çalışınca şöyle bir şey bazı gözüküyor. Bazı isimlere büyük tepki oldu. Normal mi? Etki eder mi? Şimdi şöyle gözüküyor. Bir kere bunların 59 adayın bazı hesaplara göre 25'i bazılarına göre 30-35'i rahat kazanıyor gibi gözüküyor. Yani bir önceki seçimde alınan oylara bakıldığında. Hı. Şimdi onun üzerinde olacaklar aslında stratejik yerlere yerleştirilmişler. Bir kere stratejiye bakmakta fayda var. Genellikle yani bu kesin kazanacağıları bir kenara bırakırsak ondan sonrakiler bir önceki seçimde CHP'nin aldığı milletvekili sayısı diyelim 4 ise o bölgede 5. sıraya yazılmış. Dolayısıyla varsa bu partinin veya bu kişinin bir ekstra katkısı burada olsun ve bir fazla milletvekili kendisi buna gayret göstererek, o parti orada çalışarak burada bir fazladan milletvekili kazanılsın diye bir taktik içerisine girildi gözüküyor. Bu anlamda makul bir yaklaşım. Onun dışında tabii iki tür eleştiri var orada. Bir, çok anlamlı bulmadığım, bir anlamlı buldum. Çok anlamlı bulmadığım şu, yani niye CHP'li olmayanlar veya uzun zamandır CHP'nin mücadele ettiği partilerin adayları CHP listelerinden seçilecek yerlerde. Hı hı. Şimdi bunu konuşulacak zaman bugün değil. Ya yani bu zaten ittifak modelinin içinde mündemiş olan, değil mi? Parçası olan, başından beri böyle olacağı düşünülen, konuşulan bir şey. Bugün adaylar açıklandıktan sonra niye bu adaylar CHP listesinde, niye onlar seçiliyor da işte yıllardır partiye destek olmuş insanlar seçilmiyor demenin bugün için bir anlamı yok. Yani bu tartışmanın yeri bir yıl önceydi, 6 ay önceydi, 3 ay önceydi, şimdi değil. Dolayısıyla bu çok anlamsız bir şey. İkincisi ise bazı isimlerle ilgili tepkiler var. Orada da özellikle geçmişteki Ergenekon balyoz davaları döneminde bakanlık yapmış ya da AK Parti'de üst düzeyde görev almış olan insanların şimdi başka partiler altından gelip CHP'de aday gösterilmesine CHP'nin tabanında bir itiraz var. Ona da hani CHP'lilerin savunması tabii yönetimin savunması anladığım kadarıyla biz yerleri belirliyoruz, isimler partilerden geliyor şeklinde. Ve onlara itiraz anladığım kadarıyla edemedikleri gözüküyor. Orada zaten tabii, ortak aday konusunda anlaştık. Anlaştık. Dolayısıyla yerini belirledik. Oradan isim gelince oraya koyduk. Partilerin kararı şeklinde bir şey var, savunma var. O zaman da mesele öteki partiler yeterince düşünmüyorlar mı? Yani bu konuda yeterince hassas değiller mi gibi bir soru ortaya geliyor. Yani değil mi? Aday göstereceğiniz bir şurada sonuçta arkadaşlar kaldırmışlar. Bir logo var. O logonun altında aday olacak bu isimler. O isimlere tepki olacağını öteki partilerde bilmiyorlar mı? Veya öngöremiyorlar mı? Başka hiç kimseleri yok mu mesela aday gösterecek?
Yani illa o bir iki isim mi olması gerekiyor? Bunlar tabii önemli. Hiç müzakere edilmiş midir? Yoksa partilerin görüşlerine? Yani şu ana kadar benim okuduğum basında, ben hani hiçbir partiden içeriden kulis almıyorum. Dolayısıyla öyle bilmiyorum. Ama basından okuduğum kadarıyla böyle bir müzakere olmadı gibi gözüküyor. Yani müzakere olmamışsa bile bu uyarının, bu hassasiyetin karşı tarafa iletilmemiş olacağını ben tahmin etmiyorum. Yani bunu mutlaka birileri bir şekilde, yani şu isimler, o isim, bu isim bizim partide büyük tepki çeker denmiştir. Bunun bir örneğini işte Sadullah Ergin örneğinde görüyoruz. Adı biliyorsunuz Hatay için geçiyordu. Evet. Üst sıralarda Hatay'da geçiyordu. Orada CHP kanadında büyük tepki özellikle olduğu için mesela o Çankaya'ya çekilmiş. Çankaya nasıl bir bölge? Çankaya'da CHP çok rahat olduğu bir bölge. Yani bir miktar oy kaybetse bu aday nedeniyle milletvekili sayısı, oradan kazandığı milletvekili sayısı düşmeyecektir muhtemelen. Ama Hatay öyle değil. Dolayısıyla burada bunlar düşünülmüş olabilir. Hani yerler, kimin nereden aday gösterileceği yapılırken bunlara dikkat edilmiş olduğu anlaşılıyor. Bir miktar tepki alacağı bazı isimlerin partiler tarafından. İdris Şahin de Deva Partisi'nden aday. Evet, mesela o da tepki alanlardan bir tanesi. Daha çok diğer partilerde mesela biraz daha... Yani şunu söyleyeyim, genel olarak çok büyük tepkiler yok. Yok, evet. Yani, mesela Demokrat Parti, Cemal Enginyurt, Haydar Altıntaş, Mehmet Salih Uzun demiş. Evet. Saadet Partisi'nde zaten bildiğimiz isimler vardı. Birlikte çalışılan da bürokrat şeylerin, evet. Hani tek partilerin. Ya çok yaygın tepki ben görmedim. Dün akşam evet. Takip ettim, sabah da baktım, sosyal medyaya da baktım. Benim anladığım Sadullah Ergin, İdris Şahin. Evet, yani bunlar belli bir dönem AK Parti'de yöneticilik yapmış. Ve özellikle CHP'li tabanın belli bir kesiminin kapsamlı bir tepki duyduğu isimler. Yani diğer partilerde de biraz daha böyle sakin bir liste var. Yani şöyle bir çok tartışmıyor. CHP'liler tarafında şöyle bir şey de var. Bazıları diyor ki yani eskiden AK Parti iktidarı vardı. Şimdi iki tane AK Parti oldu. Seçimi kim kazanırsa kalsın. O kadar AK mı öyle mi? O yani? Kadar değil tabii. Abartarak söylüyorum. Bazı yani okuduğum şeyleri söylüyorum. O kadar değil tabii. Ama iki parti AK Parti'den ayrılar AK Parti kurmuş. Tabii. Tabii zaten sizin söylediğiniz doğru. İttifak. Başından beri bilinen bir şeyden bahsediyor. Tabii. Sadullah Ergin ismi mesela Deva'da çok öne çıkan bir isimdi. Görüşmelerde de öne çıkan bir isimdi. Yani bu saatten sonra bu yani çok Muharrem İnce'nin çok ciddi tepkisi vardı listelere. Gördüğünüzde inanamayacaksınız diye. Yani bilmiyorum. Muharrem İnce'nin... o tabii karşı taraftan oy toplamak istediği için bunları söyleyebilir. O önemli değil. Hı-hı. Önemli olan partinin peki, tabanlarını verecek. Peki bu mesela 59 kontenjan açıldı. CHP listelerinden aday gösterildiler. Burada da çok tartışma vardı. Ne oldu? Ne olacak? İşte gece toplantı 3'e ertelendi. Sabaha kadar çalışıldı vesaire böyle. Herden sürekli bir haber akışı geldi CHP ve ittifak cephesinden. Sonuçta hani uzlaşılmış, belirlenmiş, yani üzerinde çalışılmış. Yani ben şu ana kadar, yani yarın ne olacağını kimse bilemez ya kavga ama. Kavga dövüş listesi mi bu? Yok, şu ana kadar öyle görünmüyor. Büyük bir patırtı kopmadı. Evet. Yani öyle büyük istifalar görmüyorum. Evet. X ilçesi peki aday gösterilmeyenler şu anda ne hissediyorlar? Yani onları iki kategoriye ayırmakla, hatta üç kategoriye atıp bir kısmı bakan olmak için, yani söylediler ben bakan olmak için bekliyorum, bunun için şansımı deneyeceğim diyen. Mesela Bülent Kuşoğlu, Selin Böke gibi isimlere aday olmayın demiş Kemal Kılıçdaroğlu, evet, arayarak. Yani onlar kazanırlarsa bakan olacaklar, kazanamazlarsa zaten siyasette yapacak bir şey yok. Yani bir sonraki döneme kadar dışarıdan bir dönem kuralı yapacaklar. Uygulanmış olacak. Evet. Bir de yani aday olup seçilemeyenler var. Yani aday gösterilmeyenler var. Aday olup aday gösterilemeyenler var. Evet, mesela şimdi İYİ Parti ön seçim, sınırlı sayıda ön seçim yaptı. Orada adayı olup milletvekili olmasına kesin gözüyle bakılan ve ön seçimde çok alt sıralara düştüğü için şimdi aday yapılmayan isimler de var. Mesela Durmuş Tezcan bunlardan. Durmuş Yılmaz bunlardan bir tanesi. Mesela Bilge Yılmaz'la Durmuş. O da öyle. Yılmaz soyadları aynı. Aynı.
Aa, şimdi fark ettim. Ama yani akrabalık yok. Biliyorum akrabalık. Fakat İki yani, isim de ekonomide eğer seçim kazanılması halinde yani. Ekonomide öne çıkan isimler de o yüzden mi aday olmadılar diye mesela konuşuldu. Ki Selin Sayıkböke ama ön ekonomide girdi, ve dış Durmuş politikada Yılmaz öne çıkan ön isim olabilir. Şeye girdi, ön seçime girdi ve çok alt sırada kaldı. Öyle mi? Tabii kendisi açıkladı bunu. Durmuş Yılmaz mı? Evet. Yani o ön seçime girdi. Yani dolayısıyla bazı böyle farklı kategoriler var. Ha, bunu kaçırmışım bilmiyorum. Farklı kategoriler var. Hmm. Bir de hani sen aday ol, mutlaka vardır sen aday ol denmiştir, aday olmuştur ve listeye girememiştir. O biraz hayal kırıklığı onlar en hocam. Çok onlarda olur herhalde. En çok onlar. Aday ol diyorsun, aday oluyor. Ha, yani, bir beklenti içine giriyor tabii, ama aday olamıyor. Bir de bazı insanlar istifa ediyorlar. Mesela benim dikkatimi çeken Ağrı Belediye Başkanı var, Savcı Sayan. Listede var. Milletvekili aday listesinde yok. Var diye. Karıştırdım. Bir daha bakalım mı arkadaşlar? Ben var diyebiliyorum. Dün ben bak ilk listede yoktu. Belki son dakikada değişmiş olur. Bir daha bakalım. Hatay valisi vardı. Takip dakika söyleyeceğim valisi. İstifa etmişti. Hatay valisi yok. Yok. Onu biliyorum. Hatay valisi istifa etmişti. Aday olacağım demişti. Listelerde yer almıyor. Aday adayıydı. Var. Var evet, mıymış? Var. Ha, tamam. Peki ilk açıklanan... Hocam listelere çalıştım. Ben de akşam çalıştım da ilk açıklanan listede yoktu. Sonradan tık tık değişmiş. Hocam dedim ki... Panik yaratmayalım. Ben mi acaba atladım ama var. Evet. Panik yaratmayalım. Tamam. Tamam. Şimdi burada İYİ Parti'ye baktığımızda mesela eski bakanlardan Lütfullah Kayalar'ı Yozgat birinci sırada görüyoruz. Zaten en son grup toplantısında rozet takılmıştı eski bakanlardan ve bir konuşma yapmıştı Lütfullah Kayalar. İdris Naim Şahin Ordu'da, mesela Ahmet Eşref Fakıbaba hep Şanlıurfa'da görmüştük. Ankara birinci bölge ikinci sıraya alınmış mesela. Yine mesela Edip Safdar Gaydalı Bitlis'te. Sporcular var İYİ Parti listesinde. Ünal Kahraman var. Sanatçılar var. Konya birinci sıra değil mi? Ünal Kahraman var. Evet, mesela Musabah Dervişoğlu Gökhan Zan da orada değil mi? Evet. Gökhan Zan da orada. Hatay. Hatay'da. Hatay'da. İşte son deprem döneminde. Evet, Ünal Kahraman da burada. Yani böyle İYİ Parti ile bütünleşmiş çok fazla gördüğümüz isimler vardı. Onlar seçilebilecek listelerde yerini korumuş. Ama 36 isimden 25'in değiştiği İYİ Parti'de bir değişimin yaşandığını görüyoruz. Bir de şey enteresan o tarafta tabii. Kime, hangi partiye, hangi bakanlığın verileceği konusunu bilmiyoruz. Yani şöyle aşağı yukarı şöyle bir şey biliyoruz. Her partiye şimdi, Cumhurbaşkanlığı yardımcısı zaten parti genel başkanları. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak dendi. Onun dışında her partiye bir bakanlık verilecek her halükarda. İttifak içerisinde olan. Öyle mi? Evet. Ama onun dışında partilerin oy oranlarına göre bakanlıklarda bir dağılım yapılacak dendi. Nasıl yani? İşte mesela aile bakanlığı düşük oy alan. Yok. Sayı olarak. Sayı olarak. Dolayısıyla yani, CHP'ye 4 bakanlık. İşte %5 almış partiye diyelim bir tane, %20 almış olana 3 tane. Neyse yani sanıyorum. Yüksek daha çok oy alana daha çok bakanlık. Fakat ya o da sonuç belli senin dediğin ama orada yani. Yok tabii işte hangi bakanlık hangisine gidecek? Onları muhtemelen... Bir de orada da bir sıkıntı yaşanmaz şimdi hiç mı konuşmadık yani? Diyorlar. Tamam şimdi konuşulmadık ya da konuşuldu böyle karar verildi. Ama iş gerçeğe şimdi döndüğünde sıkıntı olmaz mı? Şimdi konuşulmayınca ne olduğunu Mart ekonomide başında gördük. Ekonomide 10 isim sayarım ben size liste dışı evet, kalmış. Şimdi konuşulmayınca Mart başında ne olduğunu gördük değil mi? Yani Cumhurbaşkanı adayı konuşmadık dediler. Son dakikaya gelince olay patladı. Dolayısıyla bakanlıkları da nasıl paylaşılacağını konuşmadık diyor olabilirler. Ama çok anlamlı gelmiyor bana. Yani. Liste dışı kalanlarda ciddi bir ekonomi potansiyeli var mesela partilerde. İşte herkesin konuştuğu İYİ Parti ile DEVA'nın ekonomi kadroları İYİ Parti ile DEVA'nın geleceği veya aralarında paylaşacağı şeklinde bir dedikodu var Ankara'da. Ama CHP'de hani, de ekonomi. Var, CHP'de de var. Fakat bir şekilde paylaşılması gerekiyor. Yani mesela Dışişleri Bakanlığı var. Önemli bakanlıklar. Adalet Bakanlığı ekonomi var. Ekonomi İYİ Parti ve DEVA arasında gidip gelebilir. CHP'den de transfer yapılır olmadığı gibi bir bölüşüm var herhalde. İşte ama mesela bunlar herhalde bir protokole bağlı dışişleri. Değil. Protokole bağlı olmuş olsa açıklanırdı. Dışişleri şimdi Türkiye'de geleneksel olarak baktığınızda koalisyon olunca başbakan bir partidense dışişleri öteki partiden, ikinci büyük partiden olurdu. Şimdi bu mantıkla gidiyorsak İYİ Parti olacak. Ama yani şu andaki Cumhurbaşkanı bir başbakan değil, tamamen farklı bir sistemdeyiz deyip
Başka bir model mi uygulanacak? Bu oy oranına bunları göre bilmiyoruz. Yapılması çok fazla böyle çok geçerli olmayabiliyor bazen. Yani burada küçük partiler açısından özellikle CHP'de bir tepki vardı. Yani onlara hem Cumhurbaşkanlığı yardımcısı verildi hem çok millet bakanlık mı verilecek gibi. Bunu ortadan kaldırıyor bu oy oranına göre bakanlık verileceği söylemi. Bunu ortadan kaldırıyor. Peki hocam merak ettiğim bir şey daha var. Son soru olarak onu sorabilir miyiz? Yani bitti ama. O kadar oldu mu? Oldu. Demin de çabuk geçti. Daha çok konuştuk. Ki bayağı da bir evet konuştuk ama neyse. Şimdi ben mesela diyelim ki liste dışı kaldım. Seçime kaldınız. Ben kendimden örnek niye veriyorsam. Daha da neyse, olmadım. Hiçbir olsaydım şey kalmazdım diye tahmin ediyorum. Şimdi bakanlık beklentisi var. Şimdi mevcut bakanların milletvekili adayı olacağı için bakan yani kabine komple yenilenecek dedi Cumhurbaşkanı Eğer, Erdoğan. Evet Erdoğan böyle bir mesaj verdi. Hani, Cumhur İttifakı AK Parti'nin seçilmesi halinde. Şimdi orada şimdi şu anda yürüyen işler anlamında bir etkisi olur mu? Mesela Murat Kurum İstanbul'dan birinci bölge birinci sıradan aday. Şimdi bizim eski yasada biliyorsunuz 3 bakanlık. Bir de beklentiler böyle 14 Mayıs'a kadar acaba o mu olacak, o mu olacak, o mu olacak? O standart bürokrasi şu anda durmuştur. Durmuştur. Tabii, bu bürokrasi, yeni gelecek isimleri seçime yani, ve yakınlaşma iyice çabası fren, var mı? Frenlemiştir, çalışıyor. Aynen. Onlar kimin önce kimin seçimi kazanacağını tahmin etmeye çalışıyorlar üst düzey bürokrasi. Ardından o tahmin netleşirse kimlerin bakan olacağını tahmin etmeye tahmin çalışacaklar. Etme. Şimdi şöyle bir şey var. Bugünkü sistemde eğer Adalet Kalkınma Partisi seçimi kaybederse, Cumhurbaşkanı değişirse üst düzey bürokrasinin önemli bir kısmı Cumhurbaşkanı'yla birlikte gidiyor. Yani yeni evet, yeni Cumhurbaşkanlığı yeni hükümet sisteminin özelliği bu. Şimdi bile büyük bir değişim. Dolayısıyla çok bekleniyor. Büyük bir kısmı oradan şey, yani devam etse bile büyük bir değişim bekleniyor. O zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercih olarak ifade edilmişti. Tamamen yani bürokrasinin edilmesi. Büyük ölçüde değişmesi siyasetin, politikaların büyük ölçüde döşeceği anlamına gelmez. Gelmez. Yani eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan devam edecek olursa benzer ben şeyleri bekleriz. Şu anda o trafiği etkiler yani. Acaba kim muhakkak bakan olabilir? Ne olur? Herkes şimdi lacivertlerini giymiştir Ankara'da. Yani lacivert giymeyen kimse kalmamıştır. Tek renk. Partiler arası bakan tabii, takibi mi? Tabii yani şimdi bir partilerde şimdi önce bir milletvekili olma çabası oldu. Şimdi olamayanlar açısından bir sonraki aşama bakanlık. Bakanlık ve bakanlıklardan sonra işte genel müdürlükler, bakan yardımcısı. Şimdi eğer Adalet Kalkınma Partisi iktidarda kalırsa bak bakan yardımcılıkları diye önemli bir yer daha var. Her parti, her bakanlıkta 2 ya da 3 tane. Karşı taraf gelirse, Millet İttifakı seçilirse bakan yardımcılıkları kaldıracaklarını söylediler. Müsteşarlık sistemine dönecekler. Dolayısıyla orada çok sayıda kadro da yorucu bir 30 gün. Çok hareketli bir dönem olacak. Eğer muhalefet iktidara gelirse. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın konuğumuzdu. Kısa bir ara toparlayacağız. BTC Türk. Tamamlıyoruz. Sözü Serap Belet'e bırakacağız. Tüm gelişmeler Habertürk ekranlarında olacak. Yarın sabah görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.